Evet. Merhabalar sevgili dostlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. İyi dinlenmeler dileyelim, iyi tatiller dileyelim. Umarım sizleri sıkmıyoruzdur. Bu akşam gene beraberiz. Bu akşam normalde biliyorsunuz genelde cumartesi günleri bir müzikal yayın yapıyoruz. Bu akşamki yayın konuklarımız aslında bir hafta önceden sevgili Durmuş Yılmazer, Ünal İnan ve Mehmet Aktaş üçü bir arada olacaktı. Fakat Mehmet Aktaş abimizin babası vefat ettiği için kendisini yani programa davet etmek olmazdı, uygun düşmezdi. O yüzden hem onun acısını paylaşma adına formatımızı değiştirdik. Bu akşam yayınımıza sevgili Muhammed Genç kardeşim katılacak. Muhammed Genç Karakocalılar Dernek Başkanı, Karakoca Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı, Merkez Dernek Başkanı. Karakocalıların iki tane derneği var. Bu derneklerin bir tanesi İstanbul Şubesi. İstanbul Şubesi Başkanı sevgili İsmail Aksoy da ilerleyen günlerde bizim yayınımıza katılacak. Fakat bugün ilk dernekcilik faaliyetlerini konuşmak üzere sevgili Muhammed Genç kardeşimi alacağız ki kendisi bizim yayınımıza Ulubey'den, Karakoca'dan katılacak. Karakoca'yı konuşacağız. Karakocaları konuşacağız. Dernekçiliği konuşacağız. Dernekçilik faaliyetleri nedir? Nasıl yapılır? Mahalle derneklerinin önemini, üstlendikleri misyonu, amacı konuşacağız değerli dostlar. Bu vesileyle hemen bir özür dileyerek başlayayım bir şeye. Dün akşamki Yolbaşı Mahallesi Muhtarı sevgili Mustafa abinin programının en sonunda bir sistemimizi dile getirmiştik. Yani sistem derken işte bir televizyon kanalıyla. Çok fazla bu konuya girmek istemiyorum. Sonra da orada bir hanımefendinin benimle ilgili söylediği sözü dile getirmiştik ve Doğulu sayfasında demiştim. Doğulu hemşehrilerimizden özür dileyim. Doğulu demedim. Demem de Doğulu sayfasından ama Doğulu olmayan bir hanım. Bu arada onu da tespit ettik. Yani sakın burada yanlış bir anlaşılma olmasın. Yani sanki bir kesime yüklenmiş gibi değil. Hayır, biz orada bir şahsiyete yüklendik ama o sayfadaydı o bayan. Gerek de yoktu hani şey. O yüzden sevgili Doğulu hemşehrilerimden çok özür dileyerek sevgili Muhammed Genci yayına alacağım. Bakıyorum buradaysa yayına alamıyorum. Sevgili Muhammed, neden yayına alamıyorum? Çünkü ekle butonun yok. Sevgili Muhammed, eğer beni duyuyorsan yayından çık, tekrar yayına gir ve bana istek gönder. Seni yayına alalım. Bu vesileyle şeyden özür diliyorum. Doğulu hemşehrilerimizden özür diliyorum. Doğulular demedim zaten. Öyle bir hadsizlik asla yapmam. Yani bir cümleyi, bir kesim asla evet itham etmem. Doğulu sayfasından bir bayanı işaret ettim. O yüzden yanlış anlaşılmış. Biraz da o şeyle, heyecanla biraz fazla üstüne. Kardeşim hoş geldin. Selamun aleyküm abi, hoş Aleyküm bulduk. selam. Biraz fazla üstüne basarak söylemişim. Sevgili Seyfettin abi dedi ki Bülent böyle böyle oldu. Ben hiç fark etmedim. Tabii onu sonra şey yaptım. O yüzden hani bir mahalleyi, bir cümleyi zan altında bırakmak istemem. Sevgili Doğulu kardeşlerimden özür diliyorum. Eğer böyle bir anlaşılma olduysa. Ama ben sadece onların sayfasından birisini işaret ettim. Çok da önemli değil. Ama şeyleri kimseyi kırmam. Doğulu kardeşlerimize özür diliyorum. Yanlış anlaşılmaya mahal vermeden. Gelelim Muhammed Genç kardeşime. Evet abi, Muhammed Genç merhaba tekrar. kardeşim ben tanıyorum. Neden? Çünkü ben Karakocalıyım her şeyden önce. Evet. Ulubeyliyim ama kök, doğduğumuz toprak, büyüdüğümüz toprak Karakoca. O yüzden ne yaptık? Küçük bir torpil diyelim buna. O kadar da hakkımız olsun. Değil mi O Muhammed? kadar komşuluk hakkımız olur. Tabii o kadar bir hakkımız yok. Bir de şöyle oluyor genelde. İlk elin günahı olmaz muhabbet. Mesela ilk yayını da Atıf abiyle Yılmaz amcam aldım. O muhtarlarla yaptığımız yayın incelemesini onlar çekti. Ondan sonraki muhtarlarımız Evet. biraz daha rahattı. O yüzden Evet. ilk ceremeyi biz çekelim. İlk dernek başkanı olarak sen aldık. Muhammed Genç kimdir?
Ben tanıyorum ama seni Ulu Bey de tanıyor sevgili Muhammed. Ama büyük ihtimal bizi dışarıdan izleyenler de tanısın isterim. Evet, ben kısaca kendimi tanıtayım. 37 yaşındayım. Ulubey doğumluyum. İlkokulu Ulubey Karakoca Mahallesi'nde, ortaokulu Ulubey Ortaokulu'nda, liseyi Samsun Veteriner Sağlık Meslek Lisesi'nde okudum. Karakoca Mahallesi'nde ikamet ediyorum. 15 yıldır, hatta 16 yıla girdim. Ulubey Veteriner Kliniği personeli olarak çalışıyorum. Veteriner Sağlık Teknisyenliği görevi yürütüyorum orada. İşim sebebiyle dediğiniz gibi Ulubey'in 41 mahallesini hemen hemen karış karış biliyorum. Gezdim. Evet. İnşallah geldiğin zaman seni de gezdiririm abi. İnşallah kardeşim. Bunu istiyoruz 41 artık. mahallede hangi kapıyı çalsam karnımı doyururum. Çok şükür bu da mesleğimin bana verdiği bir şey, özgüven. Evet. Öyle bir tanınmışlığımız var. Ne güzel. Bu yönden şanslı hissediyorum kendimi. Hem geziyoruz hem çalışıyoruz. Onun dışında işte 2 dönemdir dernek faaliyetleriyle ilgileniyorum. Evet. Ben Karakoca Mahallesi'nden Esmelerin Ahmet'in torunu, Esmelerin Meyami'nin oğluyum. Evet. Muhammed Allah Genç. rahmet eylesin. Meyami Amin. abimize de Cümlesine. Allah'tan rahmet eylesin. Evet. Cümlesine inşallah. Şimdi Sorun varsa sorunu alabilirim. Ben dernekle ilgili direkt bilgi şöyle verebilirim. yapalım. Tamam kardeşim, şöyle yapalım. Ben şimdi değerli dostlar, biz Karakoca Mahallesi, her zaman söylüyorum bunu. Umarım yeni dönemde de öyledir. Ulubey de hakikaten Karakoca'nın birlik ve beraberliği bir efsaneydi. Evet. Hani efsaneydi, örnek teşkil ederdi. Benim çocukluğumda Karakoca denilince şöyle bir 3 dakika insanlar soluk alır, bir düşünürdü. Ama çok kötü dağıldık. Nasıl dağıldık? Ekmek mücadelesi, hayat mücadelesi insanları gurbete gönderdi. Son dönemde bu göçlerle beraber tabii köyler de boşaldı. Birçok genci biz tanımıyoruz. Bizim de yaş arkadaşlarımızın hepsini tanıyoruz fakat onların çocuklarını biz tanımıyoruz. Onlar da bizi tanımıyor. Haliyle bu akşam tabii Karakoca konuşacağımız için şimdi Karakoca'da kalan işte muhtarımız ve muhtarımızdan önceki muhtarlar artı Mehmet Hocam, keza sevgili Muhammed Genç, Karakoca içerisinde yani oradaki şu andaki mevcut konum içerisinde onlar orada ellerinden geldikçe geldiği gibi bir şeyler yapıyorlar, koşturuyorlar falan filan. İstanbul'da İstanbul şubemiz var. Şimdi onu da konuşacağız zaten. İstanbul Şubesi'nin şeyi ama oraya çok fazla teferruata girmeden çünkü aynı şekilde İsmail abiyle bir gün yayını almak isterim. Onu da onlara sorarız. Bir de İstanbul Şubemiz var. Diğer Karakoca, yani gurbetteki Karakocalılar da içinde onlar bir şekilde koşturuyor. Şimdi şöyle yapayım ben sevgili Muhammed. Dernekçilik nedir? Önce sana bunu bir sorayım. Nedir dernekçilik nedir? Şimdi dernekçiliğe cevap vermeden içimizde bulunduğumuz hafta müsebbibi ve gün müsebbibiyle Evet. bugün 10 Nisan polis teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümü. Buradan tebrik ediyorum. Ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Görev başındakilere Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Bu aynı şekilde sizler için de geçerli, Türk Silahlı Kuvvetleri için de geçerli. Bugün onlara ayrılmış bir gün olduğu için özellikle belirttim. Evet. Teşekkür ederim. Bu sözünü kestim. Bu vesileyle ben de tüm polislerimizin polis haftasını kutluyorum. Dün akşam da kutladım ama demin Evet. Ertuğrul Özcan'ı gördüm. Bu arada sevgili Ertuğrul Özcan, Metin Şenel köyümüzden. Adını unuttuğum var mı bilmiyorum. Selam olsun bizden kendilerine. Evet, bugün onların günü. Evet. Nice güzel günler görsünler inşallah. Yine aynı zamanda 8-14 Nisan ülkemizde sağlık haftası olarak kutlanmaktadır. Evet. Malum içinde bulunduğumuz bir salgın sürecindeyiz. Sağlıkçılarımızın kıymetini daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Bu müsebbiple de onların haftasını kutluyorum. Tüm sağlık çalışanlarının bu doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı ayırt etmek için hepsinin haftasını kutluyorum. İnşallah güzel günler göreceğiz diyorum. Böyle İnşallah bunları belirtip kardeşim. öyle başlamak istiyorum. Evet. Ben derneğimizle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Tabii ki. Derneğimiz 26.06.1975 tarihinde resmi olarak kurulmuş bir dernektir. Ulubeylik 1975 derneklerinden tarihinde. 1975. Evet, Çok güzel. 75. 46 yıllık bir mazimiz var. Merkezde 74 aktif üyemiz bulunmaktadır. Yönetim kurulumuz 5 asil 5 yedek, denetleme kurulumuz 3 asil 3 yedek, 16 yönetim kurulu üyesinden oluşur. Evet. 3 yılda bir olağan genel kurulumuz yapılır. Burada da şunu belirtmek isterim. 75 yılında böyle bir oluşumu öngörüp
Böyle bir dernekçiliği öngörenlerden Allah rahmet ölenlere Allah rahmet etsin diyorum. Yaşayanlara sağlık ve esenlik diliyorum. Peki o zaman hemen soruyu soruyorum. İlk dernek başkanı kimmiş o zaman? İlk dernek başkanı resmi olarak elimizdeki kayıtlarda yok. Yok değil Ama mi? Evet. rahmet yok, yok. Evet. özür dilerim. Resmi olarak elimizdeki kayıtlarda yok. Çünkü defter daha sonra tutulmaya başlanıp valilik vasıtasıyla daha sonra onaylanma gerçekleştiği için sistemde de bunu göremiyoruz maalesef. Evet. Çünkü üyelikten düşürülmeler gerçekleşmiş, ölümler vesaireler, ayrılmalar olmuş. Bunu göremiyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla dedemin döneminde vardı. Evet. Yani burada işte senin dedem, benim dedem, bilumum köyümüzdeki mevcut orta yaş diyeyim, 35, 45, 50'li yaşlardaki insanların dedelerinin tarafından kurulmuş bir dernek. Dernek başkanı olarak, isim olarak söyleyemeyeceğim, bilmiyorum Evet, çünkü. anladım. Ama işte dediğim gibi 46 yıllık bir mazi var. Bugüne kadar derneğimizi getiren gerek yönetim kurullarına, gerek üyelerimize ve büyük çoğunlukla mahalle halkımıza çok teşekkür ediyorum. Ahirete intikal edenlere Allah rahmet eylesin, kalanlara Allah sağlık ve afiyet versin. Amin Şimdi kardeşim. burada dernekçilik nedir? Dernekçilik aslında bir etiket değildir. Şahsi fikrimi ve eminim ki bizim yönetimimizden önceki 46 yıllık yönetimde aynı düsturla görev yaptığına inanıyorum. Biz sadece bir aracıyız. Nasıl bir aracıyız? Adımızdan da belli olduğu gibi mahallemizi kalkındırma, güzelleştirme. Karakoca Mahallesi'ni nasıl güzelleştiririz? Nasıl kalkındırabiliriz? Burada en büyük söz sahibi mahalle halkımızdır. Üye sayımızın 74 olduğuna kimse aldanmasın. Bu bazı işlerin, rutin işlerin, dernekçilik faaliyetlerinin yürütebilmesi için gerekli bir rakam. Evet. Bizim bir iş yapacağımız zaman tüm mahalle halkına dönüyor olmamız, tüm mahalle halkımızın, gerek gurbette yaşayanların, gerek mahallemizde yaşayanların söz sahibi olduğunu söylemek istiyorum. Mahalle halkımız varsa biz varız. Biz sadece burada, ben şöyle tabir edeyim, biz lokomotifiz. Lokomotif tek başına bir işe yarar mı? Yaramaz. Evet. Vagon takarsanız peşine, vagon olursanız yük taşırsınız, ticaret Kesinlikle. yaparsınız. Bir şekilde Evet. gideceği yere, menzile ulaştırırsınız. Yani dediğim gibi mahallemizin, halkının teveccühleriyle, yardımlarıyla, dışarıdan herhangi bir kaynak almaksızın 46 yıldır gelmiş. İnşallah bundan sonra daha nice yıllar devam eden güzel bir dernek faaliyeti yürütülür diye düşünüyorum. Derneğimizin faaliyetlerinden biraz bahsedeyim kısaca. Şöyle geçelim oraya. Ben bir şu yorumlara Tamam. bakayım. Bayağı bir birikti. Onlara da ayıp Tabii, olmasın. tabii abi. Çünkü şey yapalım. Selamlar falan o var herhalde. Ondan sonra faaliyetlere geçelim. Tabii, Mehmet tabii. Öztürk, hayırlı akşamlar demiş. Mehmet Öztürk abim. Teşekkür ettik abicim. Sebahat Aydoğan, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Mehmet Aksu, iyi Teşekkür yayınlar. ediyoruz. Öncelikle asker arkadaşım Mehmet Genç'e selam ederim. Muhammed Genç kardeşime de başarılar dilerim demiş. Hacı Poyraz hocam. Abimin asker arkadaşıdır Mehmet Aksu. Evet. Selamlar, hayırlı akşamlar Bülent Aksoy komutanım. Teşekkür ettim sevgili hocam. Oğuzhan Genç, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Oğuzhan Genç, mesela Yeğenim, hocanın oğlu. Mehmet abinin oğlu. Evet. Tamam. Şimdi tanıdım. Evet, o beni nereden tanıyacak? Bir gün arabayı aldım, Ulubey'e götürdüm. Oradan tanıyabilirsin beni, Oğuzhan. Tanır tanır. Semra Bacaksız, ablam. Semra abla bizi hiç kaçırmaz. Kendisine teşekkür Allah ediyoruz. razı olsun. Bülent Bey, iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Onur Gemici, Avusturya'dan. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Tüm Teşekkür Karakocalılara ve ediyoruz. Ulubeylere selamlar demiş sevgili Onur Genç. Ümit Şahin, hayırlı Teşekkür yayınlar, selamlar demiş sevgili Ümit. Haşim Çağlar, hayırlı akşamlar, yayınlar demiş, enişte demiş. Teşekkür ederim sevgili Haşim. Yarın akşam sayacalları alacağız. Ona göre yarın akşam sayacalları bekliyoruz. Mehmet Genç hocam, Bülent komutanım ve dernek başkanımıza hayırlı yayınlar diliyorum demiş sevgili hocam. Hacı Poyraz Allah abim, razı olsun. Samsun Çarşamba'dan selamlar demiş. Seyfettin Şenel abim, Selam. iyi yayınlar diliyorum. Yusuf Tüysüz abim, mahallenin güzel insanları iyi yayınlar diliyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ettik. Allah razı Ömer olsun. Şimşek hayırlı yayınlar demiş. Ne diyoruz? Karakoca'dan inince sizi Ömer Şimşek karşılıyor. Bir bardak çay içiyorsunuz. Rampayı vurup öyle Karakoca'ya hemen çıkmak yok. Şiirde Biraz bahsettiğin gibi. evet, biraz soluklanıyorsunuz. Ama orada Ömer Şimşek Evet. abimin bir bardak çayını içiyorsunuz. Aydın Bacaksız Teşekkür. abim iyi yayınlar. Herkese selamlar demiş. Sevgili Aydın abi de bizim
meslek büyüğümüz. Kendisine selam ediyoruz. Dernek yönetimimizde aynı zamanda Ömer Şimşek, Aydın Öyle mi? Bacaksız Başkan Yardımcısı. Çok Evet. güzel. Benim Evet. niyetim Bu arada aslında tamam. şöyleydi. Şöyle yapalım. Evet, yönetimi de bir söyleyelim. Ömer Şimşek abim var. Aydın Bacaksız abimiz Yönetimi var. söyleyeyim. Ben varım Muhammed Genç, Aydın Bacaksız. Evet. Ben onları insanların anlayabileceği şekilde Tabii söyleyeyim canım. isterseniz. Hay hay. Ali Kağan, Ali'nin oğlu, emekli uzman çavuş Aydın Bacaksız. Bacaksız. Evet, çok güzel. Emin Çoğu Hüsnü'nün oğlu Ömer Evet. Şimşek. Ömer Şimşek. Çok güzel. Usta ve kahvecidir. Evet. Çöllü Ahmet'in oğlu Çöllü Mehmet, traktörcü Traktörcü Mehmet. Çamlık'ta. Evet. Evet. Gaço Yusuf'un oğlu Gaço Mustafa. Gaço Mustafa Mustafa abi. Kaçak. Evet. Bir önceki dernek Evet. başkanı değil mi aynı zamanda? Evet. İki Evet. önceki dernek İki önceki. başkanı Onu ki da yine yad sağ etmiş olduk. olsun, sağ olsun yönetimimizde Allah razı olsun Evet. Çok yalnız güzel. bırakmayıp tecrübeleriyle bize ışık tutuyor. Hepsine Çok güzel. teşekkür ediyorum. Kaç kişi saydık? 5 kişi olmuş olmamız lazım. Bir kişi daha kaldı o zaman. Yusuf abi, Mehmet abi, Aydın abi, Ömer abi, Mustafa abi. Benle Beş 5 kişiyiz. tamam, beş kişi, Beş tamam. kişiyiz. Evet. Tamam. Evet, bu dönemki yönetimimiz bu şekilde. Ama dediğim gibi biz hep şunu söylerim ben. Halka hizmet, hakka hizmettir. Evet. Güzel. Bunu lise yıllarında Samsun'da yatılı okulda kantin çalıştırırken oradan bir abim böyle bir düsturda bulunmuştu bana. Onu ben ta o zamandan aklıma yazmışım. Böyle şeylerde hep onu kendime rehber edinirim. Mutlaka insanların o şekilde davrandığına inanırım. Kendim de öyle Evet. inanırım. Gerçekten bir yerde halka hizmet edebilmek, insanların faydalanabileceği bir işlere imza atabilmek, vesile olabilmek, perdenin arkasında olalım önemli değil. Ama vesile Kesinlikle. olabilmek bizim için bir gurur kaynağı. Kesinlikle. Yine dediğim gibi Allah mahalle halkımızdan her zaman razı olsun. Onlara çok versin. Onların destekleriyle biz bir adım atabiliyorsak atıyoruz. Evet. Yine dediğim Kesinlikle. gibi yönetimde zikrettiğim isimler Ömer abi, Mustafa abi eskiden beri, yıllardan beri derneğin içinden gelirler. Dernekçilik yapmışlardır. Keza yine bizi yalnız bırakmayıp yönetimimizde yer alır. Bilgilerinden, tecrübelerinden istifade ederiz. Bu Evet. şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Güzel. Şöyle yapalım. Öznur Aktaş ağabeyim, iyi yayınlar komutanım demiş. Teşekkür ettik. Hacı Poyraz, Yusuf Tüysüz'e selamlar göndermiş. Bu programın en güzel tarafı bu zaten. İnsanlar birbirleriyle karşılaşıyor. O ona selam gönderiyor. Ona cevap veriyor falan. Evet, İbrahim evet. Yurtadur, hayırlı yayınlar demiş. İbrahim abi. Ne demiş? Seyfettin abi demiş ki, Emmin Gandil'le yayın yaptı. Nasıl telafi edeceksin bilmiyorum. Bu saatten sonra muhtarlarımızı peyderpey yayına tekrar alabiliriz. Hiç sıkıntı yok. Emmi mi de alabiliriz yayına? Kandille değil, elektrik olduğu bir zaman yayına alacağız. Büyük ihtimal elektrikler düzelecek. Emin orada telefon da zor çekiyor işte. Çok Evet, talihsizlik telefon. onun orada. Evet, o gece çok büyük talihsizlikti zaten. Evet. Sevgili Mahmut Kesim abeyim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar komutanım. Misafirine selamlar. Sayın başkanla akrabayız. Enişteleriyim. Eniştem, Onların ailece de eniştem akrabayız. olur. Zaten yolu açık olsun demiş. Mahmut Kesim abim. Dayımın damadı olur. Dayınızın damadı. İbrahim Yurtadır, başkan hayırlı yayınlar demiş. Yusuf Tüysüz, Hacı Komşum. hocama selam etmiş. Macit Yolbaşı muhtarı, sevgili abim Mustafa Mercan demiş ki, Bülent kardeşim size ve konuğunuz sevgili başkan kardeşime teşekkürler demiş. Hacı hocam Muhammed Genç'e Allah razı selamlar olsun. demiş. İsa Yüksel abim, Aleykümselam. hayırlı akşamlar Bülent kardeşim. Muhammed kardeşime selamlar ediyorum demiş sevgili abim. Oğuz Aleykümselam. Şenel Allah razı olsun. demiş ki, hayırlı yayınlar Muhammed abiye, başarılar dilerim demiş Oğuz Şenel. Allah Seyit razı Şimşek olsun. hocam keza, iyi yayınlar diliyorum. İkinize de çok seviyorum demiş. Biz de sizi seviyoruz hocam, ne demek? Allah razı olsun Recep hocam. Aksoy, iyi akşamlar başkanıma, selamlar demiş Recep Aksoy. Recep Aksoy bizden. Aleykümselam. Biliyorum. Aleykümselam. Cemil Aksoy, mahallemizin dernek başkanına başarılar diliyorum demiş babam. Ferruh Allah Kaya, razı olsun. hayırlı yayınlar Muhammed teyzemin oğlu görevinde başarılar dilerim demiş. Allah Ferruh razı olsun teyzemin oğlu. Sağ olsun. abi. İbrahim Murtadır size yine başarı dilemiş. İsmail Allah Aksoy, razı olsun. iki köylümü de karşımda görmekten mutlu oldum. Hayırlı yayınlar, başarıların devamını diliyorum demiş. Sevgili İsmail abi, İstanbul Dernek Başkanımız. Allah razı Sevgili olsun. İsmail abi, biz de mutlu olduk. İsmail abi İstanbul Esenler şubemizin başkanı. 2 dönemdir orada Evet. başkanlık yürütüyor. Onların da yine kendilerine ait bir tüzükleri ve yönetim şekilleri var. Devam Evet. edebiliriz. Onunla ilgili kısa bir bilgi Sizin vereyim dedim. şimdi onu sorayım hemen. Merkez derneğin yönetim ve tüzüğünden hariç bir yönetim ve tüzük mü var orada? Tabii ki merkezin
dışında merkeze bağlı olmak şartıyla kendilerini yönettikleri ayrı bir tüzükleri var. Anladım. Onların tüzükleri ayrı, seçimleri ayrı, her şeyleri ayrı. Farklı bir dernek gibi düşünün. Sadece bize bağlılar. Tek fark o. Anladım. Peki. Ertuğrul Özcan kardeşim, abimiz, güzel kardeşime Samsun'dan selamlar demiş. Kardeşlerime Gününü Samsun'dan. kutluyoruz. Biz de evet sevgili Ertuğrul Evet. Özcan'ın gününü kutladık. Biz de kendisine selam ettik. Ufuk Şahin, selamlar komutanım Muhammed abime. Güzel sohbetler demiş. Teşekkür ettik Ufuk Şahin kardeşim. Allah razı Tufantaş, olsun. Sağ İyi akşamlar Bülent abi. Muhammed abiye selamlar demiş. Sevgili Tufan. ol. Aleyküm selam. Oyun Gürgen'in Tanıyor musun muhtarı. bunları? Tufan Taş büyük ihtimal Karakocalı'dır. Traktörcü Ahmet'in oğlu. Hacı Ötemel'in oğlu Ahmet yok mu Tamam. traktörcü? Tamam. Heh, Tamam. onun Şimdi oğlu. Tufancığım seni tanımış olduk canım kardeşim. Osman Şahin dedim ya şimdi bizim cenahın hepsini tanıyoruz. Ama yeni nesil çocukları tanımıyoruz. Halbuki onlar da bizi belki şu son dönemde beni tanırlarsa bu şekil tanıyabilirlerdir. Eğer grubu takip ediyorlarsa bu şekil tanır. Ama Evet. o çocuklar da bizi tanımamaları çok normal. Şimdi Osman bununla Şahin, ilgili Oyun de bir Gürgen'in şey söyleyeyim. muhtarımız. Tabii kardeşim. Bölüyorum abi. Burada Estağfurullah başta yok olur mu? unuttuk. Şimdiden bir hatamız kusurumuz olursa kimse kusura bakmasın. Bir art niyet yoktur kesinlikle. Bu, dünden bugüne Ulubey'de hayat sayfasını bu şekilde kurup insanların bu şekilde hizmetine verenler, emeği geçenlere de çok teşekkür ediyorum. Ben Biz belki teşekkür ettik Ulubey'in grup adına. 41 mahallesini biliyorum. Hane hane biliyorum ama eminim insanlar etrafındaki mahallelerin haricinde iki köy ötesini bilmiyordu. Bilmiyor. Ta ki bu Evet. programlar başlayana kadar. Evet. Şu anda insanların Karakocalısının da, Çukur Mahallelisi'nde, Ulubey'in içinde oturan insanın da bir Çubuklu Kalesi'nden bilgisi var. Bir Evet. Optamış Şelalesi'nden bilgisi var. Bir Boğa Gölü Yaylası'ndan haberi var. O Haberi var. yüzden buradaki emeklerinizi ben takdir ediyorum. Gerçekten Teşekkür takdire ederim. şayan buluyorum. İnşallah daha güzel platformlarda daha da aydınlatıcı bir şekilde devamı gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Bence de güzel oldu. Bu programlar, bu yayınlar Evet, güzel oldu. evet. Ben de Çok grubu güzel oldu. kafadan kuran değerli abilerimize teşekkür ediyorum. Bize de bana da bu imkanı verdikleri için kendilerine teşekkür ettim. Ben ne yapıyorsam grup adına yapıyorum. Bülent Aksoy adına Tabii değil, ki. grubumuz adına. Yani dünden bugün Ulubey'de Tabii ki. Hayat grubu adına yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Osman Şahin muhtarım, hayırlı akşamlar Bülent komutanın konuğuna. Şahsınıza hayırlı sohbetler diliyorum demiş. Sevgili muhtarım, Sağ sağ olsun olsun. muhtarım. Bizi hiç bırakmıyor. Osman abiyi seviyoruz. Evet. Mehmet Aksu demiş ki merak ettim Karakoca isminin nereden geldiğini merak ediyorum. Açıklar mısınız? İyi yayınlar demiş. Mehmet Aktaş abim bunu alalım bir yere not alalım. Mehmet Aktaş bizi izliyor sevgili abim. Normalde bu akşam dediğim gibi beraber olacaktık. Yüksel Andaç iyi yayınlar komutanım demiş. Teşekkürler sevgili Yüksek abi. Yüksel abi. Mehmet Aktaş abim her ki Karakocalı'ya yayın boyunca başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun sevgili. Teşekkür ettik. Teşekkür Evet. ediyorum. Teşekkür ederim. Sayaca Dernek Başkanı, Sayacılar Dernek Başkanı Uğur Güzel Bey. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Güzel insanlar sohbetiniz bol olsun. Neşeniz daim olsun. Yarın akşam sevgili Uğur Güzel Teşekkür Bey'le ediyoruz. beraberiz. Neden? Çünkü ikinci de onu almam lazım. O mahallenin eniştesiyim. Bir her üstü gıyak da Bir onlara kıyak olması lazım yani. olacak. Evet. Şöyle yapıyoruz. Sinan Çongar'a iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş bize. Teşekkür ettik. Emine Özcan Teşekkür Yurtta'dır. ediyoruz. Emine kardeşim hayırlı Sinan akşamlar, iyi Çongara'yı yayınlar. tanır mısın? Sinan Çongara, Salim Çongara'nın oğlu Sapdere'den. Halamın Sapdere'den. torunu. Tamam. Şimdi tanıdık. Değirmenci Salim, öyle söyleyeyim anlayacağın Evet. şekilde. Tamam. Tamam. Onun Şimdi oğlu. çıkarttım. Onlara Sinan da İstanbul'da değil mi? şifa diliyorum buradan. Sinan Yok, İstanbul'da değil Sinan mi? burada. İstanbul'daydı, sonradan geldi, şimdi belediyede çalışıyor. Bu ara biraz rahatsızlıklarla uğraşıyorlar. Allah şifa versin Geçmiş olsun buradan tüm kardeşim. Geçmiş hastalarımıza. olsun. Yılmaz Aksoy muhtarımız. Muhtarımız bizi izliyor. Sağ Bülent olsun. size ve Muhammed Başkanıma başarılar diliyorum. İyi yayınlar, selamlar demiş. Karakoca Mahallesi muhtarı. Muhtarımız Aleykümselam. sevgili amcam Yılmaz Allah razı Aksoy. olsun. Durdu Demircan hayırlı yayınlar demiş. Furkan Özkan. Öncelikle iyi yayınlar olmasını diliyorum. Siz değerli moderatörümüze şükranlarımı sunuyorum. Karakoca Mahallesi Dernek Başkanımız Muhammed Gençe'ye biz Karakoca halkına ve geleceğin yatırımları olan gençlere verdiği değerden dolayı teşekkür ederim ve başarıların devamını temenni eder. Saygılar sunarım demiş. Furkan Özkan. Furkan Allah razı olsun. kimlerden? Tanıyor musun Furkan'ı? Çıkaramadım abi. Peki Furkan'cığım ilk fırsatta tanışalım. İnşallah. Öznur Aktaş sevgili başkanıma üstün başarılar diliyorum demiş. Serkan Öztürk Teşekkür Çatalı ediyoruz. muhtarımız sevgili Serkan abi demiş ki Karakoca Mahallesi'nin iki güzel insanına hayırlı akşamlar. Muhammed kardeşime kolaylıklar diliyorum. Mehmet hocam ve Muhammed Allah razı kardeşimin olsun. bende yeri ayrıdır.
Sağ olsun. Kusura bakmayın, bu ayrıcalık değil ama ikisi bir yana, karı koca bir yanadır demiş. Peki. Allah Serkan razı abi. olsun. Teveccühleri. Serkan abi, Teveccühleri. evet. Şöyle yapalım. Temel Demetgül, hayırlı yayınlar. Bülent Bey selamlar. Serkan abi, Sibel ablanın da bende yer ayrıdır. Ben de ayrım yapma sen yine ama Sibel ablanın da bende yer ayrıdır. Haberin olsun. Şöyle yaptık. Sevgili Mustafa Bacaksı abimiz, o da bizim meslek büyüğümüzdür. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar Evet. demiş. Sabri Aytekin, hayırlı akşamlar. Sevgi ve selamlar. Mahallemizin başarılı ve güzel insanları demiş. Sevgili Sabri abim. Canan Aksoy. Canan Aksoy tanıyor musunuz? Ben Tanıyor musunuz tanıyorum. abi? Tanıyor musunuz? Ben de şimdi tanışacağım. Kendisi Almanya'dan hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilemiş bize. Ahmet Ülker kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Gürkan Allah razı olsun. Öztürk, sevgili Gürkan, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Osman Aksoy, hayırlı akşamlar sizlere ve başkanımıza, kolay gelsin demiş. Teşekkür ettik. Engin Poyraz, hayırlı Sağ akşamlar, olsun. ikinize de güzel insanlar demiş. Vedat Genç abeyim, hayırlı yayınlar demiş. Sağ Pembe olsunlar. Nermin kardeşim, moderatörümüz. Muhammed Bey, hoş geldiniz Muhammed demiş Hocam. size. Işıl Ülker, Hoş bulduk. Işıl Teşekkür Sinan ederiz. kardeşi, Evet, ablası. Evet. ablası, Evet, Ahmet'in ablası. de kayınçosu. Ahmet Ahmet'in Ülker'in de de eşi. kayınçosu. Evet. Evet. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Muammer Özcan, iyi yayınlar komutanım demiş. Başkana selamlar. Fahri Hamza Çebi, iyi Aleyküm. yayınlar, iyi akşamlar. Cengiz Genç kardeşim, abimiz, iyi yayınlar komutanım demiş. Ayten Özdemir, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Cengiz Genç tanıyorsun değil mi Cengiz Genç'i? Cengiz Genç Doğu'daki. Değil Hala mi? şoförlük yapıyor mu acaba? O uzun yola gidip gelirdi eskiden. Genç turizmdeydi, bıraktı diye biliyorum en Bıraktı son. diye biliyorsun. Birkaç yıldır. Ayten Özdemir Ayten, ablam İstanbul'da. evet, ablamıza da selamlar gönderdik. Yılmaz Gürgen muhtarım, Sağ olsun. ne demiş başkanımıza? Tanıdığıma memnun oldum. Başarıların devamını dilerim. Herkinize de Mehmet Genç hocama da selamlar demiş. Ünal İnan abeyim, hayırlı akşamlar komutanım. Nice sağlıklı programlara teşekkür ettik sevgili abim. Aydın Kılıç hocam, hayırlı akşamlar komutanım. Muhammed kardeşime selamlar demiş. Faruk Kesim abeyim, Aleykümselam. selam Bülent kardeşim, iyi yayınlar. Muhammed baş kardeşime selamlar demiş. Muammer Özcan, Allah razı olsun. Hacı Poyraz'a selam göndermiş. Mustafa Doğan, hayırlı yayınlar demiş. Baya bir yorum olmuş ya, burada biriktirmişiz. Muharrem Yılmaz, Samsun'dan memleketimize selamlar demiş. Nevzat Turan, ne mobilya demiş. Star Mobilya Nevzat Turan, iyi yayınlar demiş. Biz de Star Mobilya'ya teşekkür ettik. Serkan Şahin, Teşekkür Oyun ediyoruz. Gelinleri muhtarı. İyi akşamlar, iyi yayınlar. İnsanlara hizmet için çalışanlara selamlarım olsun. Bu iş gönül işi, gönlü geniş insanlarla birlikte yürümektedir. Başarılar diliyorum. Gönlümüz sizlerle geniş. Nasıl? İşte derneklerle, muhtarlarla, Evet. STK'larla Ulubeylilik farkındalığını yaratma, işte o birlikteliği sağlama adına biz ne yapıyoruz? Gevezelik yapıyoruz sadece. Ben görevim gevezelik yapmak. İşte bu insanları bir araya toplama adına bu misyon bende. Ne yapıyoruz sevgili Serkan? Haliyle bir dahaki haftada seni yayına almak istiyoruz. Oyun Gürgenliler Dernek Başkanı sevgili Serkan. Sen de kendini ayarla yani. Burada şey yaptık. Aziz Aksu, iyi akşamlar, güzel yayınlar diliyorum demiş. Hızlı hızlı geçeyim. Oya Bacaksız ablam, Ankara'dan köylerime dernek başkanı Muhammed Bey'e selamlar diliyorum demiş. Oya abla seviliyorsun. Aleykümselam. Onur Eker, iki güzel insanla karşılaşmak güzel oldu, iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Onur Eker, biz de size selam ediyoruz. Dün Allah akşam razı olsun. sevgili Uğur Güzel Bey selamınızı iletti. Gülsen Bacaksız, İdilmek. Umarım yanlış okumamışımdır. Hayırlı yayınlar, selamlar demiş. Doğru Teşekkür okudun. ettim. Aydın Evet, abinin sevgili kardeşi. öyle mi? Evet, Aydın abinin Tatsalı Ömer'in Yahya. geliniydi rahmetli. Tamam. Onların Şimdi oldu. kopacısı, evet. Tamam. Şimdi çıkarttım. Şimdi benim aslında Aydın abi, Mustafa abi de tanırım ama Yahya abiyle farklı bir hukukum vardı. Çünkü kendisiyle Van'da. Van'a, ben Hakkari'deyken o Van'daydı. Gidip gelirdik. Tabii uzun zaman oldu şimdi görüşmeyeli. Evet. İyi yayınlar komutanım. Muhammed benim eski deyimimle hısmım olur. Bunu çok kişi bilmez. Ulubey'de selamlar güzel dostlar demiş. CHP Ulubey ilçe başkanı Adnan Güzelordu. Allah razı Sevgili olsun. başkan. Biz İlhan Akbaş tesadüfen abim, iyi akşamlar, öğrendik. selamlar. Öyle mi? Evet, Adnan abiyle amca çocukları kadar yakınız. Tesadüfen Çok. öğrendik yani. Onu da tesadüfen öğrendik. Mehmet Çongur'a iyi yayınlar, başarılar diliyorum demiş sevgili Mehmet abi. Mehmet Aksu, Muhammed kardeşime Teşekkür güzel ettik. temenniler için teşekkür ediyorum. Özkan Akyaz'a hayırlı Allah razı akşamlar olsun. Bülent Bey. Muhammed Başkan'a selamlar demiş. Benim eski izleyiciler geri Aleykümselam. dönmüş.
Nihat Poyraz, hayırlı akşamlar Bülent Komutanım. Gecemiz güzel olsun. Teşekkürler Nihat abi. Ahmet Torun abim bizi izliyor. Kahveci Oşenel abim, Muhammed yeğenime ve size başarılar dilerim demiş. Kahveci Oşenel abim, biz Dayım teşekkür olur. ettik. Dayıma Öyle mi? selamlar. Evet Aa, dayım. bak bu, ben de ne, bak ne güzel şeyler öğreniyoruz bu arada. Kahveci Oşenel Değil abim, mi? Muhammed O da Başkan'ın dayısıymış. sürekli takip eder Evet, sayfayı. sürekli takipçilerimiz. Fuat Sürekli Özdemir, takip hayırlı eder, evet. akşamlar, iyi yayınlar demiş. Hicabi Uzundere abim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Necati Öz, eski İstanbul Dernek Başkanlarımızdan, hayırlı yayınlar Evet. başkan, yanınızdayız demiş. Ümran Ünaksoy Allah ablam, razı Ümran olsun. ablam, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, dernek başkanımıza selamlar demiş. İstanbul Dernek Başkanımızın hanımı. Aleyküm selam. Allah Murat razı Zeynep olsun. Mucuk, selamlar demiş, iyi yayınlar demiş. Sevgili Murat. Metin Özcan abim, Aleyküm iyi akşamlar, selamlar. iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Metin abi, seni burada görmek güzel. Aleyküm selam. Semra Bacaksız Bülent Kardeşim. Bey, İstanbul'dan selamlar. Sevgili Semra abla. Gaveco Ahmet de burada bu arada. O da mı dayın oluyor? O da dayım olur. Evet. Ne diyor? Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sayın moderatör ve Muhammed yeğenime gelsin. Teşekkür ettim. Kendimi de moderatör gibi hissettim bu arada. Yalnız bak, Allah böyle razı olsun. moderatör falan bir Moderatörsün havaya zaten şu girdim. anda. Sen direksiyon sende abi. Direksiyon ben de. Şöyle yapalım. Evet. Beco Murat Berçin Avusturya'dan selamlar demiş. Teşekkür ettik Aleyküm sevgili selam. Murat abicim. Muammer Özcan, Mevlüt Emmi selamlar demiş. Emmim demiş. Mevlüt abi kim? Sibel Sönmez Öztürk. Mevlüt Özcan. Gençler. Mevlüt Özcan. Emekli polis olması lazım sayacadan. Muammer Özcan. Mevlüt benim dayım olur Mevlüt Özcan ama burada yok şu anda. Muammer Özcan ona selam Yok gönderiyor. o. Ha, ona mı selam göndermiş? Evet. Tamam. Ben yanlış anladım. Sibel Sönmez Öztürk, gençler iyi yayınlar diliyorum size demiş sevgili Sibel abla. Sibel abla, ben de hani ayrımcılık yapmayayım ama benim yanımda senin yerin bir farklı Serkan abiden, haberin olsun. Şöyle yapalım. Şurada tutayım. Burhan abi de tutayım. Çünkü bayağı bir yorum var. Keza ara sıra okumaya da şeyimiz olsun, vaktimiz olsun gene tekrar. Evet, Evet. şimdi kaldığımız yerden devam edelim sevgili Ben Muhammed. derneğimiz ne yapsaydı? Yıllar öncesinde, bundan daha önceki yıllarda her köyde olduğu gibi bizim mahallemizde de bayram çıkışlarında bir ikram, yemek organizasyonu yapılıyormuş. Bu belli bir süre ara verilmiş. İşte sağ olsun mahalle imamımız Mehmet Genç öncülüğünde, muhtarımız Yılmaz Aksoy ve o zamanki dernek başkanımız Mustafa Kaçak öncülüğünde bunu bizim yönetime girmeden önce, yani biz dernek faaliyeti yürütmediğimiz dönemde tekrar başlattılar. Ramazan bayramlarında cami çıkışında bir çorba ikramı yaptılar. Biz de yine aynı şekilde devam ettirdik. Kurban Bayramı'nın arefesinde de mezar üzerinde toplu Kur'an organizasyonu Evet. şeklinde sürdürdük bunu. En son yaptığımız organizasyonda yanılmıyorsam 800-900 kişi bir misafirimiz vardı. En Yani son öyle organizasyonda ben sayılara ulaştık. oradaydım. Evet. Ha, Ben de öyle oradaydım. sayılara Hatırlıyorum. ulaştık. Ama maalesef pandemi sürecinden dolayı bir yıldır ne şubemizde bir program yapılabiliyor, ne mahallemizde bir program yapılıyor. Bu konuda sıkıntılarımız var. Ama ben şuna inanıyorum, gönüllerimiz bir. Tüm mahalle halkı ister İstanbul'da olsun, ister burada olsun, ister Ankara'da, nerede olursa olsun gönüllerimizin bir olduğuna inanıyorum. İnşallah bu salgın sona erdiğinde yine kaldığımız yerden bu tip organizasyonlara, birleştirici organizasyonlara devam edeceğiz. İşte biliyorsunuz, bilmeyenler için söylüyorum, mahallemizde 3 tane camimiz var. Evet. Malum camilerimizin ihtiyaçları, işte bakımlarıdır, her türlü ihtiyacını derneğimiz karşılar. Ha, derneğimiz nasıl karşılar? Yine üstüne basarak söylüyorum. Tüm mahalle halkımız taşın altına elini koyar, derneğe yardım yapar. Dernek bunu yönetim kurulu kararlarıyla gerekli gördüğü yerlere harcama yapar. İşte yine 3 tane mezarlığımız var. Yılda en az bir defa, ihtiyaca göre 2 defa bu mezarlıklarımızın temizlikleri yapılır. Evet, bazen Büyükşehir Belediye'mizden bu konuda destek alıyoruz ama onlar da her zaman haliyle yetiştiremiyorlar. Çünkü Hemen mezarlık çok. burada soruyu soruyorum o zaman. Bu Evet. faaliyetler kapsamında. Burada ben biliyorum gerçi hani muhtarlıklarla en iyi çalışan derneklerden bir tanesi sizsiniz. Muhtarlıkla Evet. koordine yürüten. Burada muhtarlığın fonksiyonu nedir? Yaptığınız bu şeylerde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Allah razı olsun muhtarımıza da. Ben bugüne kadarki bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çünkü benim gördüğüm her dönem, her muhtarımız ve her dönem, her dernek yönetimimiz sırt sırta omuz omuza vermişler. Biz de Evet. zaten onları görerek büyüdüğümüz için ona yabancı değiliz çok şükür.
Yine sırt sırta gidiyoruz. Burada şudur aslında. Muhtarlık da, dernek de Karakoca Mahallesi'ne bir çivi çakmanın peşindedir. Evet. Bir taş üstüne taş koymanın peşindedir. Şimdi dernekle muhtarlığın faaliyetleri biraz birbirinden ayrılır aslında. İşte Evet. mahalledeki yol problemleri, yer problemleri, işte sokak lambaları, su problemleri umumu ilgilendiren işler Geneli. genelde, Evet. evet, geneli umumu ilgilendiren işler muhtarlık makamının görevleridir. Burada işte dernekteki görev nedir? Mahalleye yapılacak bir iş. Tabii ki biz toplantılarımızda muhtarımızı da çağırırız. Fikir Evet. sorarız. İşte muhtarımız der ki buraya böyle bir hizmet gereksinimi var. Mesela işte eski okulun tadilatı, onarılması hep dernek ve muhtarımızın çabalarıyla sonuç vermiştir. İşte oraya camimizin yanına bir müştemilat yapılması, camiye ek neredeyse caminin metrekaresi kadar bir yer yapmamız. Üstünde çıkan bir yerde mesela kendisi de burayı bir misafirhane yapalım. Buna Örnek şöyle diyebilir veriyorum. miyiz? Şöyle diyebilir miyiz aslında? Muhtarlığın bir para veya işte yardım toplama gibi bir yetkisi var mı normal şartlarda? Bunu dernek üzerinden Kaymakamlıktan özel izin çıkarırsa toplayabiliyor ama bu Evet. şekilde derneği olan mahallelerde bunu yaptığınızda iki başlılık oluyor. Anladım. O yüzden Ben bunu biz o netleştirmek için konuda soruyorum. Hani şey tabii biliyorum biz o mevzu, hani konuda şöyle paralel olsun yürüyoruz. istemiyorum. Hemen senin nezdinde Şöyle söyleyeyim Bülent abi, biz her fındıktan sonra dernek yönetimi ve köy heyeti yani muhtar ve azalarımız olarak toplanırız. Kapı kapı gezeriz. Dilencilik yaparız. Öyle evet. söyleyeyim. Niye? Bizim Evet. komşumuza da etimiz geçer. Muhtarımız yanımızda olur. Dernek başkanımız yanımızda olur. İsmail abi İstanbul'da eğer köydeyse o da yanımızda olur. Köyün imamını da alırız. Evet. Gezeriz. Azdan çoktan toparlar bir araya getiririz. Fındıksa fındık, paraysa para. Hesabını kitabını yapılır otururuz. Deriz ki bu sene ne yaparız? Bunu nasıl kullanırız? Mesela önümüzde birçok iş var. Bu zamana kadar hep bu şekilde sesim geliyor değil mi? Şu anda güzel, evet. Bu şekilde ilerledi işte. Öncülüğümüzde bu toplanan gelirler gerekli yerlere aciliyet sırasına göre dernek yönetimi tarafından alınan kararlarla harcanır. Evet. Evet. Burada adımızdan da belli mahallemizi güzelleştirmek. Şimdi Evet. mezarlıklar diyordum. İşte mezarlıklarımızın rutin bakımlarını yapıyoruz. Yine camilerimizin rutin bakımlarını yapıyorsunuz. Merkez camimize büyük bir müştemilat yaptık. Üzerinde bir misafirhane yapalım dedi Sayın Muhtarımız. Bir yer çıktı. Misafirhane olarak yaptık. Şu anda lojman olarak kullanılıyor. İmam Evet. evi olarak. Aha. Mevcutta lojman var. Yani lojmanımızın yeri var. Bir katı var. Temeli var. İnşallah lojmanımızı yaptığımızda orayı aklımızdaki gibi, hayalimizdeki gibi misafirhaneye çevirebilirsek Ulubey'de konaklanabilecek tek misafirhane Karakoca Mahallesi'nde Karakoca olacak. Mahallesi olacak. Evet, güzel. Yani Ulubey'de bununla alakalı konaklayabileceği insanların bir yer yok. Ama biz orayı inşallah faaliyete soktuğumuzda Karakoca Mahallesi'nde dışarıdan gelen bir misafir konaklayabilecek. Evet, çok güzel. İşte Çamlık Camimizin önüne yine biliyorsunuz Çamlık Camimizin önü Biliyorum. yani yola yakın önünde işte beklemeye bir alan yoktu. O boşluğu doldurduk. Orayı düzledik. İşte ne oldu? İnsanlar için bir oturma yeri, cuma çıkışında sohbet yeri. Üstü kapalı yine bir müştemilat ortaya çıktı. Dediğim gibi ya iş bitmiyor aslında. Evet. Yani düşüncelerimiz var, çok projelerimiz var. Ben şuna inanıyorum. Mahalle halkımız bu şekilde desteğine devam ettikçe biz inşallah projelerimizi gerçekleştireceğiz. İnşallah Kesinlikle mahalle katılıyorum. yaşanabilir. Daha refah seviyesi düzgün bir yer haline getirmeye çalışacağız. Peki kardeşim, şöyle yapıyoruz. Seni dinlendiriyorum bu arada. Bülent Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ulubey ilçesinde emekli olmuş çok değerli TSK mensubu arkadaşlarla bir sohbet gerçekleştirerek hem tanışma fırsatı verir hem de onların dertlerini dile getirmiş oluruz. Şimdiden teşekkür ederim. Emekli uzman Çavuş Burhan Yılmaz. Sevgili Burhan abi, geçen Temat Ordu İl Başkanı'nı yayına aldım. Hatta orada sevgili Adem abi, Ulubeyli olduğu için aldım tabii gene. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani burada amaç gaye Ulubey'di.
Elbette bir uzman çavuş, bir ne bileyim subay büyüğümüz de bir meslektaşınız olarak almak isterim. Ne zaman isterseniz bu platformlar size açık. Böyle bir şey yazmışsınız Burhan Yılmaz abi. Şöyle yapabiliriz. Sadece burada yaptığımız olay nedir? Biz çok fazla siyasi, işte fanatik boyutta bir spor eleştirisi veyahut da işte herkesin dini inancına, yaşayışına saygı duyarak bu tarz konulara çok fazla girmeden şey yapıyoruz. Elbette ama sizlerle sohbet etmek isterim. Bunu ne zaman dilerseniz bana özelden de yazabilirsiniz. Bir akşam sizi de pekala almaktan şeref duyarım. Sevgili Burhan abi. Özgür Aksoy hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sevgili Özgür. Ufuk Gündüz Şimşek ablam iyi, şey, güzel insanlar iyi yayınlar demiş. Işıl Ülker Muhammed kardeşime selamlar demiş. Hacı Poyraz, Ömer İdilmek Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Eşi Naim yenge de bu sene vefat etti. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun demiş. Mehmet Aksu, Kara Koca'nın anlamını bekliyorum. Mehmet abi söyleyeceğiz. Saygın Hatipoğlu iyi akşamlar. Ulu Bey sevdamız sizlerin her paylaşımınızı ilgiyle takip ediyoruz. İyi akşamlar demiş. Sevgili Nevzat Turan abim demiş ki komutan bir gün seni atölyeye davet ediyorum. İkinci sanayide kime sorsan bilir. İyi yayınlar diyorum. Sevgili Nevzat abi söz veriyorum. Ve oraya geldiğimde sizi ziyaret edeceğim. Bayağı da bir söz verdim bu arada da ama olsun gerçekleştireceğim. İlhan Akbaş abim demiş ki dernek sandık kurarak kadın kooperatifini canlandırıp kadınlarımızın üretimine destek olunabilir demiş. Sevgili İlhan Akbaş abimin evet böyle bir kooperatif şeyi var. Olabilir. Gülşah Öz hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar dileriz demiş. Halil Öz abim hayırlı yayınlar demiş. Birol Baymaz dernek yapmaz, yapmaz bunları. Güzel insanlar. Birol Baymaz dernek yapmaz derken yapar ya, niye yapmasın? Sevgili Birol abi. Muammer Özcan, komutanım köylerde okul kaldı mı? Tüm okullar taşınmalı köye, ilçeye döndü. Yok, okul yok şu anda. Köylerde okul kalmadı. Fikret Şener, iyi yayınlar kardeşim demiş. Gönlü Güzel kardeşim Muhammed'e selamlar demiş Fikret Şener. İsa Yüksel Bülent kardeşim, Muhammed kardeşime soru. İstanbul Dernek kuruldu. Daha Necati Başkan'ın zamanında üye olan kişiler vardı. Ona ama İsmail geldi de sonra bu kişiler kayıt sebebi nedir? Bunu Muhammed, bu kişilerin ismi Asma, Aslı, Hanife, Bacaksız. Bu kişiler neden silindi? Cevap İsmail, İsmail Başkan'a sorabilir biz de. Şöyle sevgili İsa abi ya çok kelimeler çok düşmüş. Böyle tam net okunmuyor. Klavye hatası var. Yanlış okurum diye de yavaş okuyorum. Sakın yanlış anlama. Bunu şey yapalım. İsmail abi aldığım zaman İsmail abiye soralım. Hani neden olduğunu. İsmail abi aldığım zaman İsmail abiye soralım. Çünkü bu soruların muhatabı büyük ihtimal İsmail abi olacaktır. Onu yayına aldığımızda sorarız sevgili abim. Sevgili Muhammed Başkan yayından düştü. İstek gönder diyen Muhammed Başkan'ı yayına alacağım tekrar. Şöyle bakıyorum hemen. Servet Bahar Atasever Muhammed abi selamlar demiş. Şöyle. Bir de dediğim gibi sevgili İsa abi şey çok düşmüş. Kelimeler. O yüzden net okuyamadım. O yüzden kısık sesle okudum. Hollanda'dan Cengiz Yüksel abim iyi yayınlar komutan demiş. Şenay Taşpınar büyük ihtimalle Şenay Hanım da yurt dışında iyi yayınlar diliyorum. Emine kardeşim İstanbul'dan Karakoca'ya selam demiş. Emine Özcan yurttadır. Biz de Emine kardeşime selamlar dedik. Şöyle yapıyoruz. Tekrar Muhammed Başkan'ı yayına alıyoruz. Evet. Şimdi o İsa abinin Oldu. İstanbul Abi bir problem oldu az önce. Aşağı yukarı bir 3 dakikanı dinleyemedim. Soru varsa alabilirim. soru şöyle. İsa Yüksel abim İstanbul Dernek'le ilgili bir şey sormuş. Ben de onu dedim. Hani abi bir de şey kelimeler çok düşmüş klavye hatasından dolayı. Onu dedim. İsmail abi aldığımızda İsmail abiye sorarız. Daha güzel olur. Karakoca kelimesinin Tabii. anlamını sormuştu bir abimiz. Mehmet Aksu olması lazım. Karakoca sevgili Halil İbrahim Naz muhtarım hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Selamlar etmiş. Şöyle tutuyorum. Karakoca kelimesinin nereden geldiğini biliyor musun Mehmet? Karakoca kelimesinin tarihsel olarak nereden geldiğini bilmiyorum. Evet. Ama bu çalış yerden sordum Mehmet abi. Bu da bize bir ders olsun. Şöyle Sıkıyor musun yapıyoruz. abi? Şöyle yapıyoruz. Sevgili dostlar, Karakoca. Karakoca Mahallesi bir rivayete göre hep şöyle denilir. İşte büyük bir felaket oluyor, doğal felaket. İşte insanlar telef oluyor. Bu sırada gelen sağlık ekipleri bir ses atıyor. Diyorlar ki kim var? Oradan bir koca. Diyor ki biz varız. Başka kim var? İşte bir de karım var. Karakoca.
denilir. Lakin bu bir rivayettir sadece. Aslında Karakoca bir bey olduğu tahmin ediliyor. Karakoca diye bir beyin olduğu. Hatta size Evet. çok iddialı da bir söylemde bulunacağım şimdi. Bu bey Çongar aşiretinin, yani bugünkü Çongara aşiretinin beyi. Yani bir komutan aslında olduğu tahmin ediliyor. Çok ciddi kanıtlar var. Bugünkü, bunu da ben atayım ortaya. Hacettepe'si eski Karakoca mezarlığı aslında. Karakoca'nın olduğu yer. Orada bulunan Ulubey mezarının büyük ihtimal bu beye ait olduğu, yani Karakoca denilen bu beye ait olduğu da bir rivayet. Bunların kesin kanıtı şu anda yok. Ama bu kanıta yakın çok büyük bir done veri var elimizde. Çünkü Ulubey denilen şahsiyet sadece bizim yaşadığımız Ulubey'e ismini veren bir şahsiyet değil. Uşak Ulubey'deki o topraklardaki insanlarla da bir akrabalık derecemiz var bizim. Ne kadar aslında tezat gibi duruyor ama hayır değil. Bir takım şeyler var. Öyle tarihi şeyler, bunu araştıran insanlar var. Buradan şimdi isim vermeyeyim ama bu insanlarla ciddi bir şey içerisinde, irtibat içerisindeyim. Araştırdığımda elbet bununla ilgili bir yazı yazacağım. Ama bu bana daha inandırıcı geliyor. Karakoca denilen bey. Tıpkı Sevdeşli denilen bey gibi. Çongar aşireti. Evet. Yani bugünkü Çongara aşiretinin beyi olduğu iddia edilen, işte bugün Hacettepe'sinde bulunan o Ulubey denilen mezarın aslında çok mantıklı normalde. Hacettepe'si denilen yer, Hacet giderilen yer. Ve oradaki Çamlık'taki o mezarın bir rivayete göre, bu Necat Demir hocam Ulubey'in mezarı dedi. Ama başka tarihçiler buraya bir şerh koydu. Hayır, bu Karakoca'nın olabilir dedi. Çünkü yukarı taraf Karakoca, aşağıda Çongar aşiretin beyi. Evet, bence de mantıklı gibi duruyor. Karakoca bir bey olabilir. Adı üstünde Karakoca. Çünkü şeyde de var böyle bir isim. Koca diye bir isim var tarihte. Mantıklı duruyor. Ama net %100 bir şey diyemiyoruz. Sevgili Mehmet abi. %100 bilemiyoruz ama Evet. ikinci söylediğin Evet. tarihsel açıdan çok daha mantıklı. Evet. Çünkü İlk söylediğin biraz kafe gibi hep bizim çocukluğumuzdan beri de anlatılan bir şey. evet. Ama şunu bilemiyoruz. Ama muhtemelen ikinci söylediğim bundan belki 3-5 zaman sonra ortaya kanıtlarıyla beraber çıkacaktır. Tabii. Şimdi bununla ilgili bir abimiz bir yaz atmıştı bana. Bunu oradan okudum. Ben evet çok mantıklı. Hani bu, çünkü burada işte oralarda bölükler kuruluyor. Bu Karakoca denilen işte o aşiretin olduğu yerde bir bölük. Aşiretin komutanı olduğu düşünülüyor. Yani bu Karakoca denilen bir komutan, bir bey olduğu düşünülüyor. Orada da ölüyor zaten. Hani orada işte Çongara'nın adı da o Çongara aşiretinden geliyor zaten. Orada bir aşiret var. İşte bunlar bir Türkmen beyliği yani normalde. Ama net bir şey söylemiyoruz şu anda. Neden? Netleştirmeden hiçbir şey söylemiyor. Ama en yatkın bana göre de en yatkın olan fikir bu fikir. Çünkü Hacettepe'si sonradan Çukur Mahallesi'ne veriliyor. Ne zaman? Ulubey Kırağı'nın Karakoca ile birleşince veriliyor. Böyle bir durumu var. Tabii. Ben Karakoca toprağı önce. Evet. Şimdi demin Birol Bey bir şey demişti hani dernekli bunları yapmaz falan diye. Yok. Şöyle dernekler aslında sosyal yardımlaşma derneğidir. Zaten adı üstünde değil midir? Hani bir yardımlaşma işte sizin bu derneğimizin yani bizim derneğimizin faaliyet alanlarından biri yardımlaşma ve güzelleştirme. Tüzüğünde aslında şöyle söyleyeyim Bülent Bey. Direkt sosyal bir yardımlaşma yok aslında. Öyle mi? Tüzük içeriğimiz kalkındırma ve güzelleştirme var. Ha, yalnız en son yaptığımız tüzük değişikliğinde onaylanan tüzüğümüze göre sandık kurabiliyoruz. Bunlar tabii ki hemen bugün evet demeyle olmuyor. Evet. Bir ikincisi sosyal yardım yapabilmeniz için şimdi siz de bu işin bir yerde içindesiniz. Belli bir Evet. yönetmelikle yönetiliyorsunuz ve o Tabii yönetmeliğe ki. göre bölüğü yönetiyorsunuz. Şimdi sosyal yardım yapabilmeniz için önce sabit bir gelir sağlamanız gerekir. İşte atıyorum sabit bir gelir elde edersiniz. O sabit gelirin belli bir kısmını sosyal yardımlara Yardımlaşma. ayırırsınız. Evet. Şöyle yapayım. Muhammed donmuşken ben de çözülecek. Gideriz. Bunlar dışarıda işte bir yanımda bulunuyorsa işte
gidiyorsa biz bu şekilde yönlendiriyoruz. Dernek ya da şahıs, siz yardımcı, sen yardımınızı yapıyorsun. Ne? Bir tezgahla kavruluyoruz. Dediğim gibi Sarıkoca Mahalle büyük mahalle. Toprak olarak da büyük, iki olarak da büyük. Yani olanlarınızda o yıllık sığmıyor. Ve evet, topladığınız, ettiğiniz gelirle sığmıyorsunuz. Yok işte bu zamana kadar bu hizmet yaptı. Mahalle halkıma iyi güven. Burada son tebrik ediyorum. Mahalle halkım sizden sonra türlü esnaya kazandırır. Bu diyorum. Şöyle yapıyorum ben tekrar kardeşim. İnternette bir sıkıntı oldu sevgili Muhammed. Problem var mı şimdi? Evet, donuyor, çözülüyor. Orada bir sıkıntı var. Onun haricinde bir sıkıntı yok aslında. Şimdi iyi ama. İstekli tem çaldı mı olmuş olabilir. Tamam. Şöyle yap. Bir giriş çıkış yap o zaman, olabilir. Ben yapıyorum abi. Tamam. Bir giriş kendini yayından al, tekrar gönder, istek gönder. Evet sevgili dostlar. Osman Şenel abim, komutan ne mutluyum bu akşam iki güzel hemşerim, iki güzel insanla bir arada görmek benim için mutluluk. Muhammed Başkan'a selamlar. Karakoca mezarlığı ne halde? Boş yer var mı? O anlar demiş. Muhammed bir daha gönder kardeş. Ben onayladım. Evet, şöyle yapıyorum. Evet. Sevgili Muhammed, istek gönderdiğinde kendisini alacağım tekrar değerli dostlar. İsa Yüksel, tamam Bülent kardeşim teşekkür ederim demiş sevgili İsa abi. Ahmet Öz iyi yayınlar demiş. Mehmet Aksu. Evet, şöyle yaptık değerli dostlar. Bağlandı. Şöyle yaptık, bağlanamadık. Sevgili Muhammed bir daha gönderirse büyük ihtimal internetten kaynaklı bir sıkıntı var ama en de sonunda yayına bağlanacaktır değerli dostlar. Bu da benim mahallemin şansına. Öyle tahmin ediyorum. Amcam da böyle Kandil'de yayın yaptı. Muhammed'de sıkıntı yaşıyoruz. Muhammed Başkan da. Bakıyorum şöyle tekrar. Değerli dostlar. Evet. Mehmet Aksu Bülent kardeşim, muhtarlar programımıza katılıyorlar. Yayına başlamadan önce kendi mahallelerinin güzel görsellerini gösterip başlayabilirler. Yeni fotoğraflarım çok güzel olur. Öneri. Şöyle yapabiliriz. Evet, bu olabilir. Sevgili Mehmet abi. Yeni fotoğraflar olur. Biz aslında Zoom üzerinden yayın yapmaya çok çalıştık ama Zoom üzerinden yayını başaramadık. Şey sorun değil. Düşme çıkma olabilir sevgili Muhammed. Çok fazla takılma. Yayına girip çıkabiliriz. Yani sorun yok. Osman abi demiş ki Osman Şenel mezarlıkta boş yer varsa demiş. Var mı? Durum ne demiş? Bana bir yer ayırsın oradan. O anlar demiş. Var. Boş yer var. İnşallah sözünü de aldık. Ufak bir çalışma yaptık mezarlıkta. Birkaç ağaç temizliği yaptık. İnşallah sorun dediği. Osman abi hemen gitme. Abi benim bu aralar çok kaynaştık biz onunla. Yok, sağ ol. Onun gitme niyeti yok. O başka amaçlı sordu. Ben cevap verdim. Çok güzel. Şöyle yapıyoruz. Serkan Yavuz. Selam. Güzel yayınlar. Muhammed kardeşim işinin en iyisi. Layıkıyla yapar. Başarılarını devam diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Sevgili Telat Bacaksız hayırlı yayınlar demiş. Telat kardeşim. Emrah Güven. Kolay gelsin, başarılar. Muhammed kardeşime sevgilerle demiş. Sevgili Emrah. İsmail Aksoy Başkanım. Demiş ki az önce sorulan soruya İstanbul Şubesi olarak cevabımı, dernek tüzüğüne göre genel kurula gelmeyen, kimlik numarasını vermeyen kişilerin üyeliği silinir demiş. Sevgili İsa abi, bak burada şey yapıyorum. Ne diyor? Az önce sorulan soruya İstanbul Şubesi olarak cevabım, dernek tüzüğüne göre genel kurula gelmeyen, kimlik numarasını vermeyen kişilerin üyeliği otomatik olarak diyor, silinir diyor sevgili İsmail Başkan. Şöyle bakıyoruz. Ahmet Güney, Bülent Bey iyi yayınlar. Başkana da başarılar diliyorum demiş. Sevgili Ahmet abi. Erdal Naz demiş ki Bülent Bey merhaba. Evlerimize hoş geldiniz. Bu sefer Ulubey Fındık'tan değil de Kadıköy'den. Memlekete selam, sevgiler demiş. İyi yayınlar, iyi Ramazanlar demiş. Sevgili Erdal abim.
Evet, şöyle yapalım. Neşet Özden, çok güzel yayın yapıyorsunuz komutanım. Ulubey ilçesi için güzel insanlarsınız. Şu an ben de Edirne'deyim. Eski bir Ulubey öğretmeni olarak grubunuzu saygı ve sevgiyle takip ediyorum. Neşet Özden abim, Edirne'de neredesiniz? Niye buluşmadık? Edirne'ye gelen bir Ulubey beni vurmadan buradan gitmez. Edirne'deyim. Pazartesi günü görüşebiliriz. Sevgili Neşet Hocam, muhakkak görüşmek isterim. Birol Özvatan abim size hayırlı yayınlar demiş. Sevgili Nevzat Turan abim demiş ki Ordu Ulubeyli olmak ayrıcalık ve ekonomisine yön veren güzel insanlar var. Siz de çok güzel görev yapıyorsunuz. Allah razı olsun demiş. Biz teşekkür ettik sevgili abim. Nafiye Özcan Aycan, iyi yayınlar komutanım. Almanya'dan selamlar. Sevgili Nafiye, seni öpüyorum. Teşekkür ettim. Olgun Yılmaz, iyi yayınlar, güzel insanlar demiş. Bakayım şöyle es geçmeyelim. Burada şeyimiz bitmiş. Evet, şimdi Karakoca'yı konuşuyoruz. Değil mi? Şimdi ben çocukken Evet. Karakoca'nın 3 tane bakkalı vardı. Bir, Hacı O Temel abi. İsimli artık Hacı O Temel abinin bakkalı. İki, Hekim O Temel abinin bakkalı. Üç, Hacı Tamam O abi. Hamdi abinin bakkalı. Sen Hamdi abinin bakkalını hatırlar mısın? Yok, onun Hatırlar bakkalını mısın? bilmem. Evet. İkisini biliyorum. Evet. Hamdi abinin bakkalı vardı. İki tane de kahve vardı. Bir tanesi Engin abinin kahvesi. Bir tanesi Hacı O Biliyorum, Temel abinin işte. kahvesi vardı gene. Hacı O Temel abinin kahvesinin girişinin arkasında Allah gani gani rahmet eylesin Pala Mahmut. Mahmut amcanın berber koltuğu vardı. Bak dükkanı demiyorum. Berber koltuğu vardı. Şimdi bak, Orada o da rahmet tıraş yapardı. Pala dayımın, ben dayı derdim. Dedem onun dayısıydı. Pala Evet. Mahmud'un dayısıydı. Oradaki koltuğun oturmuşluğum yok ama babamın elime sigara tutuşturup da Pala dayının yanına git dediğini ve evin önünde boynuma etek geçirip çok saçımı kesmişliği vardır. Evet. Şimdi bir de kim bakkal dükkanı işletti Karakoca'da? Fatma abla. Fatma Yetimlerin abla. Fatma abla. Evet, Evet. söyle. Fatma, yetimlerin Fatma ablanın bir bakkal dükkanı vardı. Bir de Orhan abi. Ne? Kimlerin Orhan derlerdi ona? Babasına. Kızın isim Orhan mı? Ha, Fıtıl isim Orhan abi. Evet. Bir de onun bakkalı vardı. İyi hatırlarım. Ulubey'deydi Şimdi onlar he? galiba. Nasıl? Ulubey'deydi onlar galiba. Engin abinin kahvesinin altındaydı. Orhan abi de mi orada yaptı? Evet. Ya ben sanki Yok. tamam. Fıtıl İsin Orhan abinin orada kahvesi vardı. Ben ilkokula giderken. Ama şöyle tabii hepsini Allah gani gani yaşayanlara Rahmet ömür, eylesin. ölenlere rahmet eylesin. Hekim O Temel abi burada ayrı bir parantez açacağım. Hekim O Temel abim. Çok Kadir Şinas. Karakoca'yı konuşuyoruz şimdi. Değerli dostlar, haliyle mahallemi konuşmak isterim. Çok Kadir Şinas. Çok gün görmüş. Bir ağabeyimizdi. Müthiş bir mahalle bakkalıydı. Tam bir esnaftı. Hani o mahalle bak dizilerde gördüğünüz o mahalle bakkalı kültürünü en güzel yaşatan ağabeylerimizden birisiydi. Bizim için en büyük olay neydi? Mehmet sen denk geldin. Mehmet dedim. Muhammed sen denk geldin bilmiyorum onu. Evet. Bir de Hamdi Şimşek abim rahmetli Dastran'ın Hamdi amca da işletmiş. Ben onu hatırlamıyorum. Mehmet hocam. Ben de. Teneffüslerde koşa koşa gider çeyrek ekmek alırdık oradan. Şimdi Onları yaşamıştım. kesinlikle. Şimdi çok güzel insanlardı. Rahmetli Temel abi tam bir esnaftı. Böyle idare etmeyi, insanları idare etmeyi çok iyi bilirdi. Arası ekmeğin arasına helva koydururduk. Osman abiyle de Mustafa abi bazen çalıştırırdı. Osman abi Evet, tabii onu. sonra İstanbul'a gidince orayı Mustafa abi çalıştırdı. Evet. Bunun haricinde Allah yine gani gani rahmet eylesin. Çok böyle Kadir Şinas mahalle büyüklerimiz vardı. Ben hep derim ki o Türk filmlerinin Kadir Savun'u. Eminlerin İsinem'im. Böyle kasketini kafasına tam geçirir. Ceketini düğmeler. Gelirler ve camiyi temizlemeye gelirlerdi Cuma günleri. Biz orada işte Kazım Hoca, Şükrü Hoca, ikisi Allah rahmet eylesin Halit Hoca, Salim Hoca, sonradan geldi Salim Hocam. Beş tane hocamız vardı. Şenel Hoca, Emin Hoca. Bizi Cuma günleri
İstiklal Marşı'nı oraya söylemek için şeye çıkardık dışarıya. O Eminler'in İsinem'in ve etrafındaki cami temizlemeye gelen o insanlar dışarı çıkarlar. İstiklal Marşı okunacağı zaman esas duruşa geçerler ve saygı duruşuna bulunurlardı. Biz onlardan gördük. Hani o düsturu, o işte milli kimlik oluşumu falan. Bunlar çocukken onlardan görmüş insanlar. Şu şeye bakar mısınız? Camiyi temizlemeye geliyorlar. Ama İstiklal Marşı okunacak diye dışarı çıkıyorlar. Şapkalarını Evet. kafalarından çıkar diyorlar. Şuralarını alıyorlar. Böyle Hafden de aksiye aksiye yürürdü. İsinem, yani yan yürürdü şöyle. Mükemmel insanlardı. Canlarına ağırlık varmasın. O cami Amin. temizliğinden sonra da akşam saatinde cami kapatırlardı. Güzel yine temizlerlerdi. Çocukken rahmetli Höbülo Mehmet dayı, işte Hekimo Temel amcanın babası. Sen onu hatırlar mısın? Hatırlarsın. Yok, onu bilmem. Onu da Temelin bilmezsin. kurtarmalı. Şöyle kocaman bir sarığı kafasında Yemen'den yürüyerek kaçmış. Biz dedemin bacağının arasına girerdik cuma günleri. Ona anlattırırdık ona. O ihtiyarların cami önündeki bahçede çok güzel muhabbetleri olurdu. Karakocam cıvıl cıvıl bir mahalleydi o zaman. Şimdi sadece Evet. bayramlarda Mehmet hocam işte et kavurduğu zaman orada toplanıyoruz. Orada bir araya gelebiliyoruz. Sağ olsun sevgili Mehmet hoca da güzel et kavuruyor bu arada. Kulaklarını çınlatmış olalım. O günleri yine görürüz. Yani diyorum bir yıldır hiç yapamadık. İstanbul iftar düzenliyordu Ramazan'ın içinde bir gün. Biz buradan en son tüm yönetim hatta köyümüzün imamını da aldık. Aldık hep beraber gittik orada. Yani o atmosferi görmek, orada o kalabalığı görmek. Ben ilk gittiğimde hatta şöyle bir anımı paylaşayım. İlk iftara gittim. Yönetimdeki arkadaşlar gelemedi. Ben yalnız katıldım. Ya iftara yarım saat var, kimse yok. Koskoca yer, bir sürü yemek, hazırlıklar yapılmış. Ben Evet. başladım kara kara düşün. Eyvah dedim, böyle yaptım. Eyvah dedim ya bu millet nerede? İsmail abi diyorum ya kimse yok. Başkanı. Ya gelirler beklesen. Abi son 15 dakika o içerisi İstanbul'daki mekanımızı bilmiyorum hiç gördün mü? O Tabii içerisi tabii komple gittim. doldu. O içerisi komple doldu. O önündeki cadde doldu. Oturmaya yer yok. Ben dedim iftara bir su verin bana. Ben yemek yiyeyim. Ben kalabalığı gördüm. Bana yetti. Çok şükür. Orada anladım ki bir kere daha az önce dediğim gibi araya mesafe de girse, zaman da girse Kesinlikle. ben halkıma her zaman Karakoca Mahallesi'ne teşekkür ediyorum. En küçüğünden en büyüğüne. Orada yeri geldiğinde o coşkuyu yaşatabiliyorlar. Allah razı olsun. Onu görmek insana baktığınız zaman büyük bir haz veriyor. Büyük bir Kesinlikle. mutluluk veriyor. İşte inşallah o günlere geri dönebiliriz. İnşallah şimdi hani biz görevimiz dolayısıyla hep bu tarz organizasyonlardan uzak kaldık. Mecburen kaldık yani uzak derken İstem dışı uzak kaldık. Şimdi kilisten nereye geleceksin böyle bir organizasyona? Şimdiki gibi bu şekil bir şey de yok. İmkan da yok. Şimdi dünya kocaman bir köy. Bir cep telefonunun içerisine sığdırabiliyoruz. Bak sen Karakoca'da ben Edirne'de ne yapıyoruz? Sohbet Evet. ediyoruz. Ama o zaman böyle imkan da yoktu. Ama artık bazı şeyleri ben son dönemde fazlasıyla mesela en son birkaç organizasyona denk geldim. Ama işte sevgili hocam Mehmet abi veya işte muhtar fındık işte yardımlaşma için toplarken denk geldiğimde katkı sağlamaya çalıştık. Naçizane elimizden geldiği kadar. Belki küçük büyük bilmiyorum. Ama artık biz de Büyüğü yok. meslekte yolun sonuna geliyoruz. Umarım memleketimiz için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Çalışacağız da İnşallah. çalışırız da. Yeter ki hep Onu. şöyle söylenir. Bizde şudur, düstur. Dediğim gibi görev istenmez, görev verilir. Birisi bir görev verirse bunu yerine yani halk olarak diyorum, Karakoca halkı veya işte ne bileyim Ulubey halkı, Ordu halkı kardeşlerimiz böyle bir şeyde bulunursa seve seve her şeyi yapmaya. Her şeyi yapmaya varız yani. Her zaman yanımızda görmekten onur duyarız. Ne demek? Ben de çok Yani. mutlu olurum. Şöyle yapalım tekrar Muhammed. Hacı Poyraz hocam, Neşet hocama, Özden hocama selamlar söylemiş. Neşet hocam umarım beni izliyordur. Görüşelim. Bülent kardeşim, beni müsait olduğun daha arar mısın? İsa abi ararım, sorun yok. Numaramı yazacağım sana. Özelden yani Messenger'a bakarsan numaramı yazacağım sevgili İsa abi, oradan görüşelim.
Seyfettin Şener'in Neşet hocamla mutlaka görüşün derim. Kocaman yürekli bir öğretmenimizdir. Kendisini buradan saygılarla selamlıyorum. Sevgili Neşet hocamla görüşmek istiyorum. Yılmaz Aksoy amcam demiş ki muhtarımız, Osman kardeşim acelen ne, daha çok zaman var. Mezarlıkta yer çok. Merak etme, en iyi yere sana tahsis edeceğiz demiş. Yok yok Osman abi, hemen Cemil Aksoy demiş ki Osman önde yaşlılar var. Gözünü toprağa dikme demiş. Hemen önce... Şimdi ben bölüyorum abi burada. Evet. Osman abi tabii ki kimin ne zaman göç eyleyeceği belli olmaz. Osman abinin gitme niyeti olduğunu zannetmiyorum. Ben de sanki orada başka bir şey sezinledim. Ben de. O yatacağı yerin etrafının düzenlenmesini istiyor. Ben anladım onu. Ben o yüzden verdim. Bir ufak bir temizlik işi yaptık. Yine inşallah muhtarımızla görüştük. Geçen hafta içinde bir makine alacağını söyledi. Söz aldığını söyledi. Şimdi bazı şeyleri, bazı hizmetleri dernek olarak biz alamıyoruz. Evet. Orada da olsun Yılmaz abiye örnek atıyoruz. O o prosedürü aşıyor. O işte o ekipmanı sağlıyor. Biz de maddi olarak katkılarımızı sağlayıp yürütüyoruz. Şimdi o makineyi inşallah aldığımızda Osman abinin istediği şey olacak. Zaten işlerimizin arasında, yani ilk makineyi aldığımızda yapacaklarımızın arasında, öyle söyleyeyim ona. Evet. Osman abi duydun. Zaten şimdi Osman abi şöyle yapıyor. Yayını izliyor ya. Yarın akşam bana bir mesaj atar. Bülent Efendi akşam der. Müsaitsen Acuk konuşmak istiyorum senden. Acuk. Bu akşamki bu yayının kritiğini yaparız muhakkak Osman abiyle. Osman abiyi saygılar burada. Evet. Seviyorum. Bugüne kadar bu şekilde bir diyalogumuz olmamıştı. Son birkaç aydır çok fazla bir diyalogumuz var. Kendisini seviyorum. Emine Özcan yurtta dur. Allah rahmet eylesin. Hepsini, tüm ölmüşlerimiz demiş. Sevgili Emine kardeşim, biz de sana selam edelim. Kemal Akar, Sado Kemal, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum komutanım. Muhammed Bey'e de selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum demiş. Güler Gül, selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar, İstanbul'dan selam demiş. Gaveco Ahmet abi demiş ki sizlere iyi yayınlar, şahsınızda Ulubey ve Ulubeylilere selamlar. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Yeni Muhammed Başkan'ı tebrik ediyorum demiş. Osman Karaca muhtarım, iyi yayınlar diliyorum. Muhammed Bey, kolaylıklar diliyorum demiş. Onur Gemici, Avusturya'dan. Bülent abi, Karakoca'nın nesi meşhurdur? Neresi meşhurdur? Bakalım kaç kişi bilecek demiş. Evet, Karakoca'nın nesi meşhurdur? Neresi meşhurdur? Evet. Karışmanı meşhurdur. Evet. Karakoca'nın Galeverdüz'ü meşhurdur. Evet. Karakoca'nın Tordepe'si meşhurdur. Evet. Ben meşhur olan, bildiğim, aklıma ilk etapta hemen böyle şimdi pat diye sordum. Eskiden Evliyedüzü vardı mı? Evliyedüzü Karakoca'nın değildi. Evliyedüzü yol başına bağlıydı. Her ne kadar bizim ağzımızın içi de olsa yol başına bağlıydı toprak olarak. Toprak olarak yol başı mıydı? Ben öyle biliyorum. Bizde de bir kısmı bizde diye biliyorum oranı. Belki ormanların olduğu yer hani bizde olabilirdi ama onun... Gevelek yokuşu meşhurdur. Eskiler çok iyi bilir Gevelek. Evet. Gıymoğun Diki de meşhurdur. Çünkü çıkmadan Karakoca'ya giremezsin Onur. Oraya çıkman lazım. Seni bir karşılar orada. Allah rahmet etsin. Bir dervişimiz var meşhurdur. Meşhurdur. Evet. Aslında bak. Karakoca çok acayip bir yer. Bak hep söylüyorum. İlk başta insanı heyecanlandırır. Sonra yorar. Öyle der. Dur bir dur. Mezarlıktan salarsın. Böyle rahat rahat Karakoca'ya girdim zannedersin. Ama Gıymoğun oraya işte o dike saldın mı? Dur kardeşim der. Öyle değil. Buraya girmek o kadar böyle. Bir heveslendirir. Sonra umdurur. Öyledir Karakoca. Sonra hafiften caminin yanına gelirsin. Aha dersin, düze geldim. Yok. Abdullah Dayı'nın rampaya sararsın. Dersin, oraya gidiyor. Evet. Aynen öyle kardeşim. Şöyle yapıyoruz. Mehmet Genç Hocam demiş ki inşallah Covid bitsin de bir an önce kurtuluruz. Yine o güzel günleri hep beraber yaşarız. Kesinlikle. Nevzat Turan abim demiş ki ben Elma Çukurdan'ım. Bizim düğünlerimizi Gaço yapıyordu. Allah rahmet eylesin. Evet. Bizim mekanları cennet olsun. Bak es geçmeyelim bu arada. Bir ne diyelim ona? Klarnet. Gırnatacı. Değil mi? Kimi diyor o? Ben anlamadım. Büyük ihtimal davulcu Mehmet abi, Gaço, neydi? Abdurrahman abi miydi? Gırnatacı. Ahmet Gaço Ahmet. Gırnatacı. Gırnatacı. Evet. Mustafa abi mi de? Ne, Abdurrahman abi miydi? Onu bilmiyorum ya. Bu bizi Yılmaz abi de dinliyordur, abim de dinliyordur. Alttan yazsınlar şimdi. Ya bak ben şimdi geçmiş zaman. Oğlu vardı, davul çalardı. Kendisi gırnata çalardı. Davul çalan şu anda Ahmet abi var. Dıgır dayının kardeşi. Hah, tamam işte onunla. Ahmet. Evet.
Onun babası mı? Babası gırnata çalardı onun. Gırnatacı derlerdi. Klarnet yani. Tamam. Bak o da o tamam. Tabii o da vardı. Düğünlerde onlar baba oğul gırnata davul çalarlardı yani. Ya ben de bayağı Ahmet. He? Davulcu Ahmet çalıyor yine. Davulcu Ahmet şimdi pandemi var, düğün yok ya. Fındık zamanı bahçeye gidip ameleye çalıyor. Öyle boş durmaz. Sağ olsun. Ya ben bak ben de az zamanın bunağı değilmişim. Hani öyle değil ya. Az zamanın bunağı değilim diye. Öyle demeyelim de abi. Bir, daha bir fazla görmüş geçirmiş diyelim. Ya bilmiyorum ya. Şimdi Mehmet Hoca'ya falan da ayıp olmasın gerçi bu söylemem de. Hani hakikaten öyle bir durum oldu yani. Ama bak ciddi söylüyorum. O da şeydir. Mesela keza pehlivanımız var. Pehlivanlarımız vardır bizim ya. Tabii. Rahmetli tabii. Emin Pehlivan. Emin. Hani bunlar keza şey. Pehlivan. Muhsin Pehlivan. Muhsin Pehlivan. Tabii hani şey mesela kimse belki bilmez ama polisin Kemalettin abim. Bunlar sağlam pehlivanlardır yani. Evet. Şöyle yapalım. Hakan Hoca var. Pehlivan. Hakan Hoca da biz az güreş tutmazdık okulun dizinde zamanında. Özcan. Tabii tabii. Metin evet, Uzundere, iyi yayınlar Bülent Bey. Konunuza da saygılar. Güzel Ulu Bey'imize demiş. Alpler'den selamlar. Sevgili Metin Uzundere abeyim. Biz de Avusturya'ya selam ettik. Saniye Kul, Avusturya'dan selamlar hepiniz demiş. Tekrar Avusturya'ya selam hocam. Ediyoruz. Karakoca'nın Mehmet hocası meşhurdur. Abim benim demiş. Bak işte. Evet. Kim demiş? Kim demiş bunu? Kim demiş? Saniye Kul demiş. Evet. Dayımın kızı, genel dayımın kızı. Karakoca'nın tabii Mehmet hocası da meşhurdur. Doğru. Katılıyoruz buna. Allah razı olsun. Peki Saniye Hanım Mehmet Hoca'nın kavurmasından yemiş mi? Yani o et kavurmasından hiç yemiş mi? Burada soralım. Yemediyse hiç Mehmet Hoca'nın meşhurdur falan demeyin. Bak yemediyseniz biz onu şiirlere konu ettik artık. Yani onu sen yalnız şiirlere konu ederek kavurmadan hakkını sanki ayırttırdın gibi. Tabii geldi. Şimdi tabii. Ben onları ya ben önden yatırım yapıyorum Muhammed ya. Ya şöyle mesela size iki kepçe koyacaksa bana üç kepçe koyacak. Yani ekmeğin arasına öyle olacak. Yani İslam Tunç demiş ki iyi yayınlar komutanım Muhammed Bey'e ve sizlere selam olsun demiş. Teşekkür ettik. Osman Şenel abim demiş ki Muhammed Efendi yardıma geldim. Sana Karakoca'nın çakalı meşhurdur demiş. Evet. Bak. Doğru söylüyor. Karakoca evet bu şey dondu. Çözülsün hemen konuşacağız. Mezarlık yokuşunu zaten söyledik Ufuk abla. Ters ve gıyma 12 artı giderken mezarlığın yokuşu sevgili Ufuk ablam. Ufuk Ebesi meşhurdur. Karakoca'nın Ufuk Ebesi de meşhurdur. Karakoca'nın Kaço abisi Zurnacı meşhurdur. Evet söyledik. Onur Gemici Karakoca'nın gıyma 12 mezarlık diki meşhurdur. Tamam bunu söyledik zaten Onurcuğum. Karakoca'nın gıyma 12 ve mezarlık diki meşhurdur. Evliya Düzü yolbaşına aittir. Ormanlar sınırı çiziyor. Evet. Onu netleştirdik. Emine Özcan yurttadır. Karapuan Mehşer. Karapuan Mehşer. Onu bilemedik. Şöyle yapalım. Yılmaz Aksoy muhtarıma selam demiş Hacı Hocam. Gaço Mehmet. Evet. Mehmet abi. Dernekçilik gönül işidir. Dernekçi arkadaşlara iyi çalışmalar. İkinize birlikte iyi yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Ünal Gümüş Hocam. Galever Düzü Kıran Yağmur'a aittir. Bunu da yeni öğrendik. Galever Düzü Kıran Yağmur'a aitmiş. Amcam söyledi şimdi bunu. Şöyle yapıyorum. Rahmetli Mithat Torun ve Hikmet Torun amcalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İnşallah onlar okul döneminde fırında sıcak ekmek evet sana ya helva yerdik. Şimdi şöyle yaptık. Muhammed'i tekrar alıyorum. Şimdi bu şeyde kaldık. Elmalık Dağı'nın çakılını unuttuk. O kırmızı çakıl. En meşhur o zaten. Ulu Bey dillere destan var. Elmalık Dağı'nın çakılını unuttuk. Emin ablamın söylediği garap var. He garap var. Ziya amcanın yerinin kenarında. Şimdi. Sonra şey var. Bircan var. Mehmet Emin'in evinin üst tarafında. Hakan hocamların tam bahçesinde. Oralar da meşhur. Tabii. Galever Düzü Gran Yağmur'muş. Bak ben bilmiyordum onu da. Onu da öğrendik şimdi. Evliya Düzü ile Galever Düzü Gran Yağmur'muş. Evliya Düzü Bağdu'nun Galever Düzü Gran Yağmur'muş. Karakoca'da
Şimdi Mustafa abiyle Evet. Aydın abi de gördüm bak burada. Rahmetle analım. Fezlan Ali amca da mesela Karagoç'un renkli simalarındandı. O da çok lafazan bir adamdı. Böyle ayaküstü Fezlan Ali amca ayaküstü şey yapardı Şiir böyle. Nasıl yazardı. şiir yazardı. Evet bak bu. Ve kimse Evet. bilmez. Şiir O Uzun Ömer miydi topu patlatan? Uzun Ömer'den önce Fezlan Ali amca. Hatta düğünlerde Fezlan Ali amca ben onunla ilgili bir de yazı yazdım gazetede. topçuluk. Dinamit patlatır. Topçuluk. Dinamit patlatır düğünlerde. Sonra İhsan Özvatan hocam söylemişti. Buradan selam olsun. Döne döne onun da bir güzel oyunu vardı böyle derdi. Döne döne oynar derdi. Yani ya Karagöz'de meşhur adam Topçu. çok diye. Nasıl? Topçu Ali diyebilir var köylerde onu. Öyle mi? Topçu Evet, Ali. Topçu Ali. Topçu Ali. Şöyle yapıyoruz. Karagöz'ün belediye başkanları meşhurdur. Yani Ali Baykal aynen. meşhurdur. Mithat Evet. Torun, Seyit Torun. Mithat Torun. Yani Torun. Kalay, Bilal Bilal Kalay Kalay. meşhur. Tabii nasıl unuttuk? Bilal Kalay. Karagözalıydı yani. Mahmut Gündüz. Hayırlı akşamlar. Selamlar. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Arnavutköy'den demiş. Babam demiş Karagöz'ün bir tepesi Karaçayır var. Bir de Karaçay Karagöz'ün de. Emi Pehlivan'ı söyledik zaten baba. Es geçmedik. Karaçayır'ı söyledim ben arada kaynadım. Çünkü bizim evin Biliyorum gerisinde biliyorum. şimdi çayır değil ama çayırdı O zamanında zaman adı evet. var. Ağamız bile var Karaçay ağası deriz orada. Kardeşler Ekmek Fırını Bahri Bayram abim demiş ki kusura bakmayın bu akşam geç kaldım iyi yayınlar ikiniz de başarılar demiş sevgili abim teşekkür ettik. Onur Gemici Karakoca'nın bir de gururu var. Değerli milletvekilimiz Seyit Torun abim var. Evet Seyit abi de tabii Karakoca'nın bir değeridir, gururudur. Kaldı ki Karakoca'da Anayasa Mahkemesi'nde üyemiz var. Keza gümrükten emekli bir üst Özcan. düzey bürokratımız sevgili Ayhan abi var. Bir sürü ben de dahil olmak üzere askerimiz var, polisimiz var. Karakoca, Var. Ulubey'de evet güzel yer tutmuş bir mahallemiz. Diye Ulubey'in diğer güzel mahalleleri gibi Karakoca'da bir güzel mahalle sevgili dostlar. Mustafa Murat Öz Her ilde bir çınarımız var, var, çok büyük. kesinlikle. Mustafa Murat Öz abim demiş güzel insanlar, iyi geceler, muhabbetiniz bol ol demiş. Bol olsun demiş. Mustafa abi demiş ki Mustafa Bacaksız Kazan ve Koyun Gölü var demiş. Evet. Tabii doğru. Kazan'da bir koyun gölü Bak bu var. çok güzeldi. Ufuk abla seni seviyorum. Demiş ki Hömül'ün peyi meşhurdur demiş. Bak bu. Bak bu güzeldi. Evet Hömül'ün peyi meşhurdur. Ayakta duramayan. Abla bizi güldürdü. Hüseyin amcam demiş ki evlat soğuk pınarı unutmayın demiş. Soğuk puarı. Doğru. Soğuk puarı da unutmayalım. Buhar var, Erdiğim var, Erdiğim var. Bizim orada Yüzdürağı'nda. gavur puarı vardır meşhur. Gavur puarı. Evet. Ha Mustafa abi tamam Mustafa abi onu söyledik. Babam topçu Ali demiş. Evet. Allah rahmet eylesin. Mehmet Hoca gibi bir insana sahibiz. Her şeyimiz her zaman yanımızda Mehmet Hoca var. Allah razı olsun. Sağlık, huzur dolu uzun yıllar temin ediyorum demiş. Ümran Ün Aksoy Allah'tan Mehmet Hoca gibi demiş. Ya ben yanlış Allah rahmet eylesin dedim. Ağzından öyle bir şey kaçmadı değil mi? Çok özür dilerim eğer öyle düşündüysen. Allah Yanlış okudu. Ömrünü uzattım Mehmet Hocamın. Allah'tan Mehmet Hoca gibi bir insana sahibiz demiş. Ümran Ün Aksoy demiş. Karakoca'nın Batagoğlu İsmail Aksoy meşhurdur demiş. Şimdi şöyle yapalım. Batak da meşhur. Doğru Tabii değil. Batak Hamdi Temel Ağa rahmetli şimdi canlarını al Abi. varmasın. Hani onların da Batak Hamdi amca ama İsmail Aksoy elbette meşhurdu da hani dernek başkanları demesinler ki şimdi dernek başkanlarına da şey ol demesin. Bir de emesin ol Meşhur ettiler. torpil yapıyorlar demesin. Meşhur ettiler. Sevgili Ümran abla elbette İsmail abi benim gözümde en meşhur adamlardan bir tanesi öyle söyleyeyim yani. Aslında Bülent abi baktığımız zaman köyümüz hep meşhur. Çok Yani renkli kabile değil mi? olarak bak. Değil mi? Bak bu işin Tabii. esprisi. Ben biraz da hani renklensin diye hem de bu eski Tabii. isimleri yad edelim diye. Şimdi. Mesela ben dedeni işte Esmen'in Ahmet amca hani şimdi o cenahı hatırlıyorum. Bunlar çok renkli isimlerdi. Çok aşağıda Arif Bacaksız, Şükrü Bacaksız, şey özür diliyorum Ahmet Bacaksız, Cafer Bacaksız. Bunlar oraya doğru işte Evet. Vaydoğları, Garagoca'nın ilk askerleridir Vaydoları. mesela. Hani insanlar herkesin bir şey vardı. Rengi vardı yani. Bir duyulmuşluğu vardı. İşte nasıl Kırmanoğulları, Alicanoğulları, Ali işte Canoğulları değil mi? Esmeler. Esmeler, Tabii İsyen tabii. Çavuşlar.
İsmailler. Yani biz aslında bir kabileyiz ama aşağıda yüzükçüler, işte ne bileyim o tarafa doğru şöyle. Meletlerin yani herkesin uşakları Meletliler. Tabii. Meletliler. Yani herkesin aslında kendine has, kadişine has bir yaşayış şekli ve bir şöyle tabii söyleyeyim bir kabilesi ve bu kabile de Ulubey çevresinde hep duyulmuş. Ben Karakoca mahallesinden olup da Ulubey'de tanınmayan bir kabile olacağını düşünmüyorum. Tabii burada ki. Belki aklıma gelmeyen vardır ama hepsi aslında bir şekilde meşhurdur. Kesinlikle. Emincioğulları, Dasra Sokağı, Kaçoğulları, hangi birini unutalım ki? Dumanoğulları. Hani bir de şöyledir. Evet, hepsi. Bize yolbaşı, Kıran Yağmur ve şey aslında şey toprak olarak da akraba olmuşuz onlarla. Toprak olarak da akraba olmuşuz. Çukur Çongara. Çukur Çongara. Toprak olarak da akraba olmuşuz. Yani hani burada insanlar şey yapmasınlar, alınmasınlar. Bu aklımıza geldikçe. Mesela demin bir abim demiş ki Hacı o Deli Dursun. Deli Dursun'u unutmak mümkün mü ya? Sen hatırlar mısın Dursun amcayı? Yok biliyorum ben, ama tanımam. Tabii hani ben mesela hani kesinlikle güzel insanlardı yani. Bakıyoruz şöyle. Gandazın Ali amca. Gandazlar. İşte Gandazlar. O tarafa doğru. Cevizlikliler. Hani hepsi birbirinden tutkun insanlardı. Güzel insanlardı. Bir şey vardı. Bir böyle bir işte eskinin de verdiği o bir tutkunluk vardı yani. Ciddi bir tutkunluk vardı. Şöyle bakıyoruz. Mehmet Genç Hocam demiş ki rahmetli Ali dayım okula pehlivan gibi güreşte meşhurdur. Ali dayıya topçu Ali derlerdi. Bilmiyorum. Ali amcanın güreşini bilmiyorum ama şeyini biliyorum. Top attığını biliyorum. Rahmi Bayram demiş ki yayınlar kolay gelsin. Şöyle bakalım. Hüseyin Aksoy amcam demiş ki cansın kuzum can demiş. Haklısın. Kimsiz demiş. İsimsiz olur mu ya demiş amcam birisine. Oradan bir şey göndermiş ama yazı şey çıkmış okuyamadım. Karakoca'nın küme evleri de çok meşhurdur. Güler Gül. Evet Hüseyin Aksoy. Sirkenlik Düzünü ve Halacaoğlu Deresi'ni unutmayın. Halacaoğlu Deresi nere ya? Halacaoğlu Deresi caminin okulun köşeden bizim tarafa dönüyorsun ya abi. He. Bizim tarafa dönme aşağı bir yolun yüksel kırcaların oraya. Evet. Biliyor musun orayı? Tamam bizim biliyorum. Sapağın, bizim tamam. Sapağının tam karşısı. Üstten aşağı orası Sapdere yoluna iner Halacaoğlu Deresi derler oraya. Evet. Tabii. Ya dedim ya o şeyde Gıymoğulları falan andık gerçi de hani o şeyin orada Şahanoğulları işte ne bileyim bir sürü isim var ya akla gelecek. Anamadığımız varsa kusura bakmasın. Bakmasınlar. Hani aynen. Aynen yani evet. Tabii ki. Kesinlikle anlamadıklarımız kusura bakmasınlar. Ne diyor? Komutan diyor. Radyo Mehmet'i de unutmayın. Bu arada Allah rahmet eylesin. Tanımıyoruz ama duyduklarımız. Radyo Mehmet'i ben de tanımıyorum Osman abi ama anmış olduk. Meysoluğu var demiş Ufuk abla. Meysoluğu nereydi? Meysoluğu da var. Hangi tarafta Meysoluğu? Okarı Mahalle. Muhit olarak bir... Yukarı Mahalle'de mi demiş? He, Okarı Mahalle'de demiş Ufuk abla. Galayçı Osman Öz Çamlıbel'de. Abi Meysoluğu bizim evin içerisinde sizin oraya dolaşan yol tarafında orada bir yerde olabilir. Ufuk abla bunu tam bilmiyoruz. Hacıoğlu dedik de Hacıoğlu Deri Dursun'u andık. Alimoğulları var bu arada bak. Gerçi bir kısmı evet. Gran Yağmur bir kısmı biz ama onlar da var. Var. Orhan Gürsoy iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ettik. Şehit Yüzbaşı rahmetli Ersin Bacaksız. Jandarma Halit Kaymak var Karakoca'da. Elbette. Karakoca'nın da evet. Şehitleri var. Sevgili evet. Ersin Bacaksız Yüzbaşım ve Halit Kaymak ilk şehidimizdir bizim mahallemizin. Gani rahmet eylesin Allah. Aa. Bülent kardeşim bu gece gözlerin farklı bakıyor. Toprak kokusunu aldığın gibi Muhammed kardeşime verdiği bilgiler için teşekkür ederim. Evet bu akşam çünkü ben de çocukluğuma gittim sevgili abim. Hani o çocukluk günlerimiz farklıydı tabii ki. Sonuçta Ulubeyliyiz ama tabii kökte Karakocalıyız. Benim işte hani doğduğum, büyüdüğüm topraklar elbette köyüm ayrı bir şeydir yani. Var yani. Var tabii ki. İşte o ilkokul yıllarımız şöyle insanın gözünün önünden geçiyor. Allah gani rahmet eylesin. Eğer bir parça
hamurumuzda adamlık varsa bir parça, böyle çok şey yapmayayım, bir parça hamurumuzda adamlık varsa bizi o hamur teknesine sokan Şükrü Bacaksız, mekanı cennet olsun, Allah gani gani rahmet eylesin. Ne diyebilirim ki daha? Canım hocam Şükrü Bacaksız. Çok severdim. Keza vefat etmeden önce gittim, kendisini de ziyaret ettim. Bir sene sonra mı, 6 ay sonra mı ne vefat etti? Ben o zaman neredeydim? Gene garip bir yerdeydim. Allah gani gani rahmet eylesin. Biz okurken yeşil bir motoru vardı. Yeşil. Evet. Ya motor onun özdeşleşmişti. Şöyle bir gönül adamıydı Şükrü Hoca. Bir bakarsın sırtında dedem ta bizim kapıya kadar getirmiş. Ya çok acayip adamlar vardı Muhammed ya. Bak ciddi söylüyorum ya. Yani o insanlar. O güzel insanlar. Evet, baban bak. Baban keza öyle. Babam da çok samimiydi. Rahmetli. Her gün bir partileri vardı onların. Hani biraz şey olacak, böyle siyasi bir söylem değil ama gırgırına. Bugün Ecevitçilerdi. Bugün Ecevitçilerdi. Yarın Haydar Başçılardı. Öbür gün Türkeşçilerdi. Diğer gün Deniz Baykal'dı. Böyle ama bak şu ambiyansı görebiliyor musun? Hiç böyle şey olmadan birbirleri şakalaşırlardı. Böyle birbirlerine öyle bir, bugün o siyaseti falan kimse, siyasette değildi o gırgırı, kimse yapamaz kendisi içerisinde. Rahmetli. Onlar kendi aralarında 5 dakikada hükümet yıkar, 10 dakikada kabine kurarlar. Kesinlikle. Çok güzel adamlardı. Ben hani o şeyi seviyoruz. Şey mesela Ordulu Mustafa abi de buradan selam olsun. Ordulu Mustafa abi vardı mesela o cenahtan. Dastan'ın Ömer abi vardı. Allah rahmet eylesin. Allah. Hani böyle anmış olduk. Aklımıza geldikçe anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ayakkabıcı Hızır amcam. Tabii ya. Hızır amcamı unutabilir miyiz? Değmencimiz ya. İlk endüstriyel değmen diyelim ona. Su değmenin haricinde ilk endüstriyel değmen Hızır amcamındı. Evinin altındaydı. Sen bilir misin orayı? Evet. Yok, değirmeni bilmem. Onun böyle gayışlı, gaslaklı bir değirmeni vardı. Ama suyla çalışmazdı değirmen. İyi hatırlıyorum. Elektrikli, evet. Elektrikli değirmeni vardı. Şöyle bakıyorum. Arzu Baykal ablam, iyi yayınlar diliyorum. Mahallemizin azası, sevgili Arzu abla. Ormancı Sami'nin evinin yanında. Ormancı Sami'nin evinin yanındaymış. Mehmet Genç. Tamam. Yusuf Mucuklara giderken Ormancı Sami amcanın evinin hemen ilerisiymiş o dedikleri yer. Derviş Salih Türbesi var. Tamam. Sofu Salih diye bilinir. Annemin dayısı. Derviş Salih, evet. Tabii Derviş Salih'imiz var. Mekanı cennet. Evet. Osman Şenel abim demiş ki onlar da var. Muammer kömüşün ne? Kömür mü olacaksın? Bazı bir şeyi bilmeyeceksin. Demiş. Gaço. Vallahi burayı tam alamadım Osman abi. Kusura bakma. Allah rahmet olsun. Osman abi bir daha anlamadım. Aman Ormancı Salim amcanın evinin ilerisinde oraya giderken demiş, böyle cümle çok düşmüş. Hızır Emim'i unutmadık Hüseyin amcam. Hamurunda çok adamlık var, merak etme. Yok estağfurullah. Mehmet abi. Amin inşallah demiş. Sevgili Emine yurtta dur abim. O sizin mesela oralara gelirken o yetimlerin Nazım amcalar falan hani onlar iki kardeşler. Tomluğun Sami abi. Tabii böyle İngiliz pilot pantolon giyinirdi. Tomluğun Sami abi böyle kafasına kasket falan. Hatırlıyorum öyle lök lök yürürdü. Erol Yazıcı, iki güzel insan, iyi yayınlar demiş. Kim vardı? Yetimlerin Nazım, eniştem, halamın kocası. Kardeşi Aziz vardı, yetimlerin Aziz. Evet. Oradan aşağı gel Ali Tohumlu'nun Sami. Gidiyor. Yani gidiyor tabii. Emin Cogar Abdullah vardı, Sürekçi Abdullah ağabeyimiz. Mal borsasında neredeyse on. Mal borsası, bir de Karakoca'nın düğünlerini o yapardı. Tabii. Bey tabi. Ha bak düğünler dedin. Düğünler dedin, bizim o kesinlikle. Bizim o tarafta da hiç unutma. Mıdıgo Selim abi, Dursun Ali abi, Çerkezlerin çocukları, işte Necmettin abi falan. Bu insanlar hiçbir düğünden geri kalmazlar, hiçbir cemiyetten geri kalmazlar ve para pul da istemeden direkt fahri kahyalık yaparlardı. Gönüllü düğün kahyalığı yaparlardı ya. Her düğüne gelirler, hiç gitmezler. O mesela bu arada Ulu Bey'in ilk seracıları da bizim oralıdır. Yaşar Şenel, tabii. Ersoy kardeşleri de Karakocalı'dır. Şöyle yapalım. Şey var şimdi, Gara Abdullah'ın yerine Tecir oğlu kaldı, İlhan abi. İlhan abi. Yine sağ olsun boşluğunu dolduruyor. Düğünlerde eline bir değnek bulursak katıyoruz dedek. Güzel. Şöyle yapalım. Güler Gül,
Hepsini gani gani Allah rahmet eylesin. Kahveci Çerkez'in, Ali Osman Çavuş'un, Abdurrahman. Allah gani rahmet eylesin. Hüseyin Aksoy demiş ki Küçük Mehmet. Küçük Mehmet'in Şeker. Evet. Sen Şeker ablamı bilirsin. Başka, Şeker ablamı bilirsin. Başkanım. Evet. Bilirim. Da bilirim. Rahmetli Aydın vardı, evet. Aydın'ımız vardı bir de. Muhsin abinin oğlu. Allah kanı rahmet eylesin. Sevgili Onur onu söylemiş. Güllü Aydın. Mustafa Bacaksız. Evet. Neden geçmişi özlüyoruz? Neden özlüyoruz sevgili Mustafa abi? Biraz daha samimiyetten özlüyor. Bence bir samimiyetten özlüyoruz. Ne diyoruz? İşte diyoruz ki hani o sıcaklık mesela ben ilk aslında olay nereden başladı? Hekim o Temel abinin o dükkan işletmesinden başladı. O sıcaklık şu anda günümüzde yok. Çok şey yaptığım bir olay söyleyeceğim. Şurada tutuyorum. Bir gün işte Sado Kemal abinin kahvesine gittik. Sevgili başkan, İsmail Başkan dedi ki gel. Sen de çok uzak kaldın. Seni bir yere götüreyim. Bunu normalde söylemem ama bir serzeniş olarak söyleyeceğim. İsim adletmeden söyleyeceğim. Gel dedi şeye gidelim. Seni bir kahveye götüreyim. Bu da benim küçük bir serzenişim olsun bu arada. Kahveye vardık. Baktık bizim insanlar oturuyorlar. Sonra çay içtik. Muhabbet edeceğiz. Tamam. Bir gün akşam da bir gün iki gün akşam önce de Mehmet Hocam bir işte et kavurmuş yedik falan ama İsmail abi beni aldı oraya götürdü. İşte Sado Kemal abinin o kahvede çay içtik. Sonra bir arkadaş dedi ki ya bu kadar dedi, çay içtik de bunların parası ne olacak? Şöyle işte o zaman bu eski günler aklımıza geldi. Çaktırmadan İsmail abi ben dedim gideyim. Müsaadenizi alayım. İşim var. Kalktım. Bu normal yani şey yapmayacaktım. Bu işte samimiyeti getirmek. Yani o eski günlerin çünkü önceden böyle bir şey olmazdı. Çünkü ben öğrenci bursuyla okudum. Mesela Cahit Bacaksız, Garagoç'tan Baydoğalarındandır. Onların öğrenci burslarıyla okuduk biz. Sadona dedim ki hesabımız nedir? Komple hepsi önceden ödedim ve oradan ayrıldım. Aslında biz oraya muhabbete gitmiştik. Çok acı bir olaydı benim için. Üzülmüştüm. Biz öyle, ben de şöyle diyeyim. Ya inşallah oradaki o olayı yaşadığın kişi hani böyle değil de latife yapmıştır diyelim. Inşallah. Bunu çok öyle isterdim. Olur. Bunu çok isterdim ama bu tamam öyle kendimizi öyle addedelim. Çok isterdim bunu. Çok da sorun değildi. Tatlı bir şekilde bir daha hatırlamamak adına. Hani şeye getirdim lafı. İşte o şey kopmuş artık. Nasıl diyeyim? Diyalog, o samimiyet, o sıcaklık olmadığı içindir belki sevgili Mustafa abi. O yüzden geçmişi özlüyoruzdur. Öyle tahmin ediyorum. Yani bu geçmiş özlemimiz ondandır diye düşünüyorum. Ve güzel de oldu. İyi yad ettik bence. Ben şimdi Mustafa abi beni bilmez mesela Mustafa Bacaksız abi. Ben hiç unutmam ama 99'da işte düğün yapıyoruz. Ulubey'de düğün yaparken yakama bir çeyrek altın takmıştı. Hiç bak hiçbir diyalogumuz yok. Hiç hani birbirimiz şey yapmayız. İşte ilk Mustafa abiyi orada sordum. Hani çocukluktan biliriz ama gelmiş. O beni tanımaz. Ben yeni as subayım. Ben onu şey yapmam. Ve düğünüme gelmişti Mustafa Bacaksız. Hani buradan ilk orada bir şeyimiz oldu. Ve ondan dolayı hep böyle bir sempati duymuşumdur aslında onlara karşı. Bir keza Yahya abinin bende ayrı bir yeri vardır. Hani oğlum mesela balkondan falan düşmüştü. Günlerce evinde kaldım ben Van'da. Böyle bu o sıcaklığı biz o dönem yaşattık. Ama şu anda menfaat çıkarlar girmiş işin içerisine, para girmiş. Yokluk mu var? Diyelim. Evet yani kesinlikle. Abi şöyle ben nacizane fikrimi belirtmek isterim bununla alakalı. Şimdi insanlar diyor ki yani önceden komşu ziyareti vardı. Önceden işte gidiş geliş vardı, imece usulü vardı. Şimdi ben şuna bağlıyorum. Önceden evlerde akan su bile yoktu. Tabii çamaşır ki. Makinesi yoktu. Tabii ki. Teknoloji yok. Ben şunu hatırlıyorum. Bizde elektrik yoktu. Mahallemizde elektrik yoktu. Ama televizyon vardı. Televizyon vardı, evet. Ahmet abim sırtına omuzlar iki tane aküyü. Ben çocuktum, hayal mayal hatırlıyorum. Evet. Akşama kadar millet bahçede çalışır, o akü şarj ederdi. Akşam gelirdi, aküleri televizyona bağlayıp mahallenin gençleri toplanıp televizyon izlerlerdi. Evet. Yani başka bir şey yok. Başka bir atraksiyon yok. Bir akşam hava karardıktan sonra bir insan yatma zamanına kadar ne yapar? Elektrik yok.
Ne yaparız abi? Ben sana gelirim, sen bana gelirsin. Ama şimdi öyle değil. Televizyon bizi esir aldı. Teknoloji bizi esir aldı. Bak şu anda biz nimetinden faydalanıyoruz. Evet. Ama bir yerde de bunlar bize bir yük oldu. Kesinlikle. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Herkes mecbur kendi başı talaşasına düştü. Kesinlikle. Rahmetli kardeşim mesela işte Mustafa abi falan maç yapmaya gelirlerdi sizin oradan. Bizim Evliyadüzü'nde maç yaparlardı. O Cengiz abiler falan filan. Gelirler. Benim birader küçüktü rahmetli Levent. Ama onu da alırlardı yanlarına. Levent iyi top oynardı. Çok iyi top oynardı. Götürürlerdi. Evliyadüzü'nde top oynardı. Hani böyle bir sıcaklık vardı. Hekim Otemel abinin dükkanına vardığımız zaman abi biz ekmek alacağız dediğimiz zaman bir çeyrek ekmeği yazdırırdık. Ay demezdi yani. Yazardı. İşte o yüzden o günleri özlüyoruz sevgili Mustafa abi. Bugün kimsenin kimseye bir güveni yok. Gerçekten yok yani. Kimsenin kimseye bir minneti de yok işin aslı. Aslında minnet edilecek bir durum da yok. Şurada karşılıklı iki güzel muhabbet her şeyi çözüyor. Yani başka hiçbir şey değil sevgili abim. Mehmet Aksu demiş ki Muhammed'in babası da mükemmel amcamızı sohbetlerini dinlemek fırsatını bulmuştum. Allah gani gani rahmet eylesin demiş. Evet. Meyam abi Allah güzel razı insandı. Yılmaz Aksoy demiş ki Mehmet abinin babası da geçmiş olsun diliyorum buradan. Allah şifa versin tüm hastalarımıza. Meysolluğunu söylemiş Yılmaz amcam da bize. Onur Gemici abi sorduğum bir soru ile bayağı eskileri çıkarttık ortaya. Evet sevgili kardeşim. Onur öyle oldu. Emin muhtarım demiş ki Refaiye muhtarı hayırlı yayınlar komutanım. Muhammed kardeşime başarılar diliyorum demiş. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Elma Çukuru'ndan komutan eniştemiz Yüksel Genç Karakocalı'ydı. Allah rahmet eylesin Yüksel abiye. Yayın o kadar zevkli izliyorum ki yüreğinize sağlık eskilere gittik demiş. Sevgili Ufuk abla. Bülent yaşadığın durumlarla çok karşılaştım. Seni muhabbete götürürler ve giydirirler. Ya ben buna çok takılmam İlhan abi. Ben sadece hani Mustafa abimin neden eskiyi özlüyorum'a küçük bir katkıda bulundum. Aslında bir sürü özlemimiz var da küçük bir katkıda bulundum. Yani başka bir şey değil. Ufuk ebemiz de var abi. Dedim ya meşhurlardan Ufuk ebemiz de var dedim zaten. Onu da söyledim. Yok söyledim söyledim. Hoş geldin Pembe Nermin demiş Ufuk abla. Yarım 10 Balıkesir demiş Pembe'ye. Meso da beni geçtiniz Bülent Bey demiş. Evet. Bu akşam güzel meso yaptık sevgili Seyfettin abi. Şimdi Karakocalı'yı işte bulmuş. Ne yapacak abi? Sağ olsun böyle güzel tatlı da bir izleyicimiz var hala bu saate kadar. Fırsatı değerlendiriyoruz. Güzel de meso yaptık ya. Değil mi? Bunda keşke her meso böyle olsa ne güzel. Aynen. Kimsenin etlisine karışmadı, sütlüsüne karışmadı. Seyfettin abi de çok mesocudur. İyi meso yaparız. Onunla bir geldik mi böyle 2 saat, 3 saat yaparız yani. Şöyle yapıyoruz. Önceden teknoloji yoktu ama birlik beraberlik vardı. Şimdi her şey var ama bağ kalmadı. Akrabalarım bu grup sayesinde tanıdım ve Karakoca'nın yarısı da akrabammış demiş sevgili Onur. Nafiye ne demiş? Artık misafirlikler randevu ile oldu demiş. Sevgili Nafiye'cim. Doğru söylüyor. Artık misafirlikler randevuyla. Önceden çat kapı gidiyorduk. Evet. Çok meso yapıyor demiş ve burada bitmiş. Her neyse sevgili Muhammed. Şöyle yapalım. Güzel bir geceydi. Bir sürü rahmetlinin kulaklarını şey yaptık. Ne diyor? Emine bir nevi çocukluğumuza döndük sayenizde diyor. Sevgili Emine yurttadır. Emine yurttadır. Emine Özcan yurttadır. Yok öteki Dursun yurttadır'ın emmi kızı vardı. Bunlar Ali aynı değil. Ali abi yok mu? Ali yurttadır, İbrahim yurttadır. Evet. Karın bacısı Emine Özcan yurttadır. Tamam ya. Benim dediğim Emine gene. Tamam. Benim dediğim tamam. Emine gene. Aynı Emine'den bahsediyoruz. Hacı Ahmet'in kızı. Öyle söyleyeyim. Tamam. Şimdi çıkarttık. Şöyle Hüseyin amcam ne demiş? Bilal hocam bu çok önemli. Allah rahmet eylesin. Aa Gondi'nin Yılmaz abi nasıl unuturuz ya? Evet efsane. Abi ya. Gondi'nin Yılmaz abi. Vallahi aynen. Doğru amca iyi hatırlattın. Ha Kiremithane'yi hatırlatmış Mehmet abi. Sen Kiremithane'nin olduğu yeri sen de bilmezsin. Ben de hatırlamıyorum. Bilmem ama kiremit yaptıklarını biliyorum. Biliyor musun? Duydum yani. Evet anlatımları duydum. Emine Özcan yurtta dur. Evet demiş. Ufuk Gündüz Şimşek. Evet. Eskiden bizim kiremithanemiz vardı. İsa Yüksel Bülent kardeşim Mehmet Hoca'yı yayına al. Bir akşam alacağım. Mehmet Hoca'mı Ramazan girsin.
Kendisiyle uhrevi hayata bir dalış yapıp uhrevi sohbetlerde bulunacağız kendisiyle. Abi. Nasıl? Sıfırlama mı yapacağız diyorsun? Tabii canım. Nötr. Sonunda bir tövbe istiyor. Geçen söyledim ona. Azıcık güler gibi oldu ama katılır. Şey olur. Katılır diye düşünüyorum. Katılır. Yüksel Çalışkan selamlar demiş. Dursun yurtta durun amca. Tamam. Emine kardeşim ben sizi tanıyorum. Büyük ihtimal siz de beni tanıyorsunuz. Zaten de hani şimdi soy isimler falan farklı araya giriyor. İşte Özcan girmiş mesela araya. O yüzden haliyle Bülentçiyim demiş. Mustafa yurtta dur vardı. Benim devrem. Allah rahmet eylesin. Evet Mustafa abi de bizim meslek büyüğümüzü daha yeni vefat etti. Sevgili Ali abinin kardeşi, İbrahim abilerin kardeşi Mustafa abi de vardı. Evet. Mahallemizde Yüksel Taş abim vardı. Yine bizim meslek büyüğümüz. Allah selam. Aydın Bacaksız, İlhan Akbaş Allah. Komutanıma selamlar demiş. Aydın abi seni tanıyor bak. İlhan abi seni tanıyor. Aydın abi. Bülent Karakoca'nın... Evet şöyle... Amcam doğru söylüyor. Karakoca'nın en meşhur yeri Sarpdere. Sarpdere Köprüsü Karakoca'ya bağlı mı? O tarihi köprü onu tam bilmiyorum gerçi ama amcam daha iyi bilir. Sarpdere de meşhurdur tabii. Şöyle Sarpdere zaten ayıran yer. Dere orası ayıran. Köprünün o tarafı veya bu tarafı yok o yüzden. He anladım. Dere şuradan ayırıyor. Dere tam köprünün altından akan derenin yani o köprüye geldiğiniz zaman sol tarafınız Karakoca Mahallesi. Anladım. Dereye kadar. Dereden şimdi Şırlar. Salim abinin işlettiği, çalıştırdığı değirmen. Şırlar toprağında. Şırlar toprağında. Evet. Galaçoğulların değirmeni Şırlar toprağındaydı. Şırlar toprağında. Aydın Özdemir demiş ki çok evet. Teşekkür ederiz. Bizi eskilere götürdünüz. Siz anlatırken güzel günleri hatırladık. Size Muhammed kardeşime teşekkürler, selamlar demiş. Hüseyin amcam demiş ki rahmet Fıtıl'ın ismini yok andık amca şöyle. Andık. Evet andık. Evet. Aydın Bacaksız abim demiş ki Ankara'da İlhan abimin askeriymiş. Aydın abi de havacı uzman çavuşu zaten. İlhan abi de havacı başçavuş. Evet şey dedi beraber çalışmışlar. Şöyle Aydın abi de şöyle hatırlıyor. Yeni uzman çavuş. Biz de tabii daha yeni yetişiyoruz falan. İlhan abinin bir gavesi vardı. Meydanda. Evet. Aydın abi de yeni uzmanlık da popüler. Hani 92'de zaten çıktı uzman çavuştuk. İşte bizden de bayağı uzman çavuş oldu. Aydın abi şimdi bu jandarma uzmanlığı farklı o şeyden. O işte sınavlarla bu Adem Bacaksız falan bunlar da yeni uzman çavuş olmuşlar ama Aydın abi üniformasıyla gelmiş Ulubey'e. İyi hatırlıyorum. Kahvede oturuyorlar çayma. Her neyse biz de babamına falan etrafını falan çevirdik. İlk oradan hani biliyorum. Ama onlar mesela çok şanslı. Hep orduda görev yaptı Aydın abi diye biliyorum ben. Yani mesela. Bizim Aydın zaten hava uzman çavuş sicil numarası 3. Yani hava uzman çavuş derinden. Öyle mi? Sicil numarası 3 müymüş? Bak onu sicil numarası Aydın abinin. Ben iyi biliyorum. Yani Türkiye'nin 3. hava uzman çavuşu. Onların evet. Şöyle başladı. Yapalım. Yanılmıyorsam o İncirlik'te görev yaptı. Ben bu Perşembe'de biliyorum. Genelde Perşembe'de yaptı diye biliyorum ama son dönemi Perşembe'de yaptı acaba. Öyleydi herhalde. Son dönem Perşembe'de bir Batman'a yanılmıyorsam göreve gitti. Geri geldi. Tekrar Perşembe'deydi. Sonra şeye gönderdiler. Merzifon'a. Merzifon'dan emekli oldu. Evet. Sonra işte Doğan abiler. Uzman çavuş oldu. Doğan abi de var evet o da. Bülent Kaymak oldu. Denizci evet. Bülent abi var. Falan. Şöyle yapalım. Onur Gemici demiş ki Sarpdere ölümlü trafik kazaları evet meşhurdur Sarpdere'nin. Mehmet Aktaş Karakoca sınırları dahilinde Ulubey Kıran'ın en altında kış aylarında dönen su değirmeni olduğunu biliyor musun? Nereye dokundum ben? Evet şöyle yaptım. Mehmet abi bir dakika dur bakayım ya bunu bilmiyorduk. Şu anda evet nerede? Ne diyor? Karakoca sınırları dahilinde Ulubey Kıran'ın en altında kış aylarında dönen su değirmeni olduğunu biliyor musunuz? Şu an aktif mısır öğütebilirsiniz. Mehmet abi bunu bilmiyorduk. Benim hep şöyle bir hayalim vardı. Aydın Bacaksız demiş ki 2'yim ben 3 değilim demiş. Aydın abim 2'ymiş.
Evet. Tamam, ne olmuş? Ben 3 hatırlamışım. Yani çok iş mi? Bir sayı yüzünden kalk. İlhan abim demiş ki, İlhan Akbaş, Bülent Mürtet'te çok teşvik etmiştik demiş. Büyük ihtimal Aydın abimi de orada teşvik etmiş demek ki. Şöyle yapalım. Olabilir. Bu Evet. Mehmet abinin dediği gibi şu anda çalışıyor söylediğine göre. Bizim Şöyle evin altında yaptım. diyor. Onlar Evet. altındaymış değirmen. Mehmet abi Şimdi benim nereden hep iniliyor değirmene? Mehmet abi, onu Mehmet abiden öğreneceğiz. Ha, yazdı aşağı. İsa Yüksel demiş ki, Kiremit Han'da bizim top sahasıydı demiş. Kiremit Han. Metin ve Murat Gündüz de güleş ederlerdik demiş. Kiremit Han'ın olduğu. Metin dediği herhalde Metin abi bizim. Polis Metin abi. Muhtemelen orada çünkü ya kiremit tane. Amerikalıların yanındaymış şeyde. Herhalde İncirlik'teydi zannedersem. Bizim evin altında demiş Bildiğin Mehmet abi. Murat Ses komutanım iyi yayınlar demiş. Teşekkür ettim. İbal'ın değmeni. Ha, İbal'ın değmenini biliyoruz ya. İsmail abi söyledi şimdi. İbal'ın değmeni diye. Tamam, orayı biliyoruz. tamam. Yani adını biliyoruz daha doğrusu, ama hala çalışıp çalışmadığını bilmiyorduk sevgili İsmail abi. Çok güzel görevler yaptık demiş İlhan Akbaş abiyim. Orada Aydın şeyle. Evet. Gayet güzel bir meso yaptık sevgili dostlar. Çok teşekkür ettik ya. Bu akşam çok güzel bir yayın oldu. Sevgili sayımız da bak hala ellilerde dolanıp duruyor. Yani oraya kadar, bu saate kadar 2 saat oldu. 1,5-2 saate yakın oldu. Rekor. Belki izleyiciden rekor kıramadık da saatten bir rekor kırdık herhalde. Ama güzel oldu, güzel oldu. Hoş oldu. Yarın akşam Sayaca Dernek Başkanı, Sayacılar Dernek Başkanı sevgili Uğur Güzel Bey bizimle olacak. Yarın Sayaca'yı konuşacağız. Haliyle dediğim gibi Sayaca'nın eniştesiyiz. O kadar olsun. Sayaca'ya da öyle bir kıyağımız olsun. Sayaca'dan Tabii. bahsedelim. Sevgili Uğur'la bakayım. Yazan var mı? Mehmet Aktaş hayır değil demiş. İsmail abi İbal'ın değmeni değilmiş. Bak bizi yanılttın İsmail abi. Dedi ki bizim evin alt tarafında dedi Mehmet abi. Onu okudum ben. İdris Bizim evin Tekşan altında hayırlı dedi. yayınlar demiş. Aydın Bacaksız abim demiş ki daha yeni başladık demiş. Aydın abi de bizim gibi Meso'yu seviyor herhalde. Şimdi Bülent abi aslında ben sen davet ettiğinde şöyle bir niyetim vardı. Diğer arkadaşlarla da paylaştım. İnşallah dedim kahve yanında yakarız sobayı. Orada bir bilgisayar, laptop götürürüz. Komple bütün üyelerle birlikte katılırız. Yönetim kuruluyla beraber diye düşündük. Daha uzun bir sohbet olur. Herkes bir şeyler konuşur diye ama dediğim gibi pandemiden dolayı işte karantinada olan var. Birbirimizle Evet. korkuyoruz bir araya gelmeye. Biraz böyle geçmesinin sebebi de o aslında. Şöyle aslında onu da söyleyeyim sana. Laptop'tan bu yayınlar yapılmıyor. Laptop'tan şöyle yayınlar yapılıyor. Zoom üzerinden. Yani biz bir Facebook, ikimiz de iki Facebook'tan girdik ya. Sadece sende Zoom olsa, Zoom'u indiriyorsun. Telefonuna laptopu aktarıyorsun. Zoom'dan laptopa bağlıyorum ben seni. Ben de kendi telefonumun Zoom'undan laptopa bağlanıyorum. Laptopta ve hatta şöyle çok profesyonel bir yayın. Zannediyorsun ki TRT'nin stüdyosunda program yapıyoruz. O havayı veriyor. Fakat Bunu biliyorum abi. Çok... bizim elimizdeki şey laptop bunu şu anda kaldırmadı. O yüzden askıya aldık. Şöyle yapacağım. Beni unuttum. Saat 10.30'da Devlet Tiyatroları sanatçısı sevgili Aylin Gürsoy arayacaktı. Sevgili Muhammed. Ben onu unuttum. Kendisiyle bir söyleşi yapacağız. Şimdi mesaj atmış bana Bülent Bey müsaitseniz arayayım diye. Ben senin affını alayım şimdi. İzleyicilerimizden de özür dileyim. Burada yayınımızı sonlandıralım. Şöyle bakayım hızlı hızlı. 3 değirmen var demiş Mehmet abi. Bu gece kralı oldun kardeşim. Her selamları teşekkür ettim abi. Abim masada üstüne yok. Seyfettin Şenel abi geçtim bu akşam demiş Meso'da. Geçerim. Bülent Mürtü'de USA'da özel silah görevi vardı. Orada Aydın'la beraber çalıştık demiş İlhan abi. Yılmaz Baba demiş Çongor'a giderken Kaş Dibi'nde Kıran Yağmur'a aittir demiş. Ufuk Şimşek demiş ki nereye gidiyorsunuz daha karpuz kesecektik demiş. Cemil Aksoy demiş ki İbal'ın değmeni değil Hacettepe'sinin alt tarafında Karakoca'ya ait demiş. Her neyse Hüseyin Aksoy demiş ki Hatemlerin değmeni mi Acep demiş.
Mehmet Aktaş abim demiş, Karakoca Mahallesi'nin sınırlarına bana hangi aza gösterirse onu ödüllendireceğim demiş Mehmet abi de. Mehmet abiye Karakoca Mahallesi'nin sınırlarını azalardan birisi göstersin ve ödüllendirsin. Mehmet abi de ödüllendirsin. Yok. Şöyle yaparız gene. Bildiği için söylüyor onu muhtemelen. Amcam demiş bir de Hatem'in değirmeni vardı. O değil demiş. Bir akşam bu dediğin şekilde sevgili Muhammed şey yapabiliriz. Şöyle ortalık biraz daha rahatlasın. Bütün Karakoca'daki üyelerle beraber işte Aydın abiydi, Mustafa abiydi, kim gelirse şey yapabiliriz. Büyük meso. Büyük meso. Büyük, evet, büyük bir maso. Programın adı da Büyük Meso olur. Böyle büyük bir... meso olur. Tamam. Muhammed çok teşekkür ettim kardeşim. Çok güzel bir programdı. Teşekkür ediyorum. Ben bir veda edeyim izninle. Tamam. Bu ortamı sağladığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yine dediğim gibi dernekçiliği bize miras bırakan geçmişlerimize, ölmüşlerimize rahmet, kalanlarına